Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı stratejiye hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Yusuf Alabarda ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün gri gri pişti olmuşuz. Öyle oldu biraz. Güzel de olmuş. Yakışmış da. Eyvallah. Şimdi tabii her şey gri değil bu ülkede. Beyaz ve siyah. Da var. Evet. Daha doğrusu artık gri kalmadı. Saflar netleşiyor. Tabii. Artık gri kalmadı. Gözümüzün içine baka baka dün gizlediklerini, dün aşikar etmediklerini, dün dolambaçlı yollardan, çaktırmadan söylediklerini bugün artık sanki övünecek bir şeymiş gibi, bir marifetmiş gibi göğüslerini gere gere söylüyorlar. Ben yazmıştım, bu stüdyoda da konuşmuştuk, Yusuf Alabarda ile birlikte konuşmuştuk. Hatta o da çeşitli örnekler vermişti. Kurbağa örneği vermişti mesela. Bizi alıştırmaya çalışıyorlar ama alışmayacağız diye yazmıştım. Yusuf Alabarda tıpkı kazana atılan ve yavaş yavaş suyu ısıtılan kurbağanın su ısındıkça kaçmaması gibi, artık alışması gibi örneğini vermişti. Maalesef böyle bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki topyekün saldırıya geçtiler. Topyekün. Acımasızca, vicdansızca, namertçe, alçakça bir saldırıya geçtiler. Şimdi bu Turgay Güler ne anlatıyor falan diyeceksiniz biliyorum. Az sonra tüm bunları tek tek bilgisiyle, belgesiyle, görüntüsüyle ekrana getireceğiz. Cesaretle, korkmadan artık biliyorsunuz böyle açık seçik, açık açık, eğip bükmeden, gevelemeden söylüyoruz. Böyle bir zamana geldik. Biz uyarımızı yapacağız. Torunlarımız bir gün Allah göstermesin ihanet vuku bulursa dedelerimiz çok çırpındı demiş desinler. Eyvallah. Başka bir gayemiz yok. Eyvallah. Başka bir derdimiz yok. Program soluksuz hiç kesilmeden devam etsin. Siz de çaylarınızı alın. Ekran karşısında geçin. Eşe dosta, çoluğa çocuğa, akrabalara, tanıdığınıza, tanımadığınıza, herkese haber verin diye bir küçük molanın ardından burada olacağız. Hadi o molaya gidelim. Efendim, herkese yeniden merhaba. Şimdi geçtiğimiz haftalarda sevgili Yusuf Alabarda ile burada gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Bu uyarıları bir süre daha yapacağız ama Allah göstermesin. O provokasyon, o operasyon vuku bulursa artık burada bu ekranlardan hiçbir şey söyleyemeyiz. Hiçbir şey. Ağzımızı açamayız. Açtırmazlar. Neyi kastediyorum? Sevgili Ömer'den bana şu 10 numaralı fotoğrafı ekrana getirmesini isteyeceğim. 10 numaralı fotoğraf. Şimdi sosyal medyada önce şunlar çıktı. Kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyası 11 yaşındaki yaşına yazmış. 11 yaşındaki bir kız çocuğunu paten sürerken kaçırmaya çalıştılar. Ama yere düştüğü için kızı kaçıramamışlar. Kızın söylediklerine göre beyaz araba içinde, ağzı yüzü kan içinde, baygın halde 3 kez 3 kız çocuğu daha varmış. Lütfen dikkat edelim. 9 numara. Şimdi bir yerden kopyala yapıştır. Anca metin bu kadar olabiliyor. Tabii. Çarçaflı erkek çocukları kaçırıyorlar. Çocuklarınıza sahip çıkın. Paylaşalım, yapalım. Halk dikkatli olsun falan. Kimlere gönderdikleri de var zaten aşağıda. Bu da bir diğer haber. Sonra bunun ardından
Biz neyi görüyoruz? Gaziantep'te yaşlı bir kadın, çarçaflı, tam da bu provokasyondaki eşkale uyan. Tabii. Bir kadın. Na şu yapılıyor, hadi verin. Şimdi Sola, buna ilişkin bir şey söyleyecek misin? Şu çarşaf. Ben dün bunu izledim. Evet. 2-3 cümle söyleyeyim müsaadenle Turgay Güler. Çünkü bir... vallahi billahi gözümden yaş gelmediyse şu koltuktan yayın bittiğinde kalkmak nasip olmasın. O kadar içim buruldu. O tekme sanki suratıma, sanki anama atılmış kadar çok üzüldüm. Çok elinde bir meşrubat şişesi. Orada bir zulümden kaçmış gelmiş. Hiçbir şeyi yok. Orada bir günah bir şekilde oturuyor. Bu biraz önce vermiş olduğum medyadaki kışkırtmalardan mütevellit. İnsanlar sokaklarda gariban avına çıkmışlar. O tekmeyi yüzüne vurduğumda içimin en derininde hissettim. Şimdi bu tekme son olsun inşallah. Çünkü neden? Senin biraz sonra işaret edeceğin provokatif eylemler devam ederse ülkede önü alınmayacak şekilde kaosun da kapısı açılabilir. Türkiye. Ve bunların müsebbibinin de kim olduğunu bu programda açıklayalım. Evet, açıklayacağız şimdi. Açıklayalım. Şimdi bu tekmeyi vuran alçağın, da 7 tane ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu, arandığı, birçok melanete karıştığı biliniyor. Yani o hiç kimseye zararı olmayan, serinlemek için bir banka Antep'in sıcağında oturup elinde meşrubat şişesiyle bekleyen kişiye Şahin Bey'in torunuyum diyen hangi aşağılık bu tekmeyi atabilir? Orada işte tutuklandı. O da güç bela herhalde, değil mi? Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi yani Sütçü İmam'ın torunları, Şahin Bey'in torunları o kadının namusu için sokaklara çıktılar. Fransız'a o meydanı dar ettiler. Kim bu? Yani bir şeyler geliyor aklıma. Kanala ziyan vermek istemiyorum. Sen söyleme. İnsanlar anlıyor. Şimdi sakın ola ki olgular üzerinden meseleleri değerlendirmeyin. Bu akşam çağrımız Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın İçişleri Bakanı'na, Sayın MİT Müsteşarı'na, AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, yani ülkesini, milletini, bayrağını dert edinen herkese. Tabii. Bak bu önemli, bu çağrı önemli. Sanmayın ki bunlar olayın kendisi. Hayır, değil. Şu anda o kötülüğün, o büyük kötülüğün, o felaketin taşlarını döşüyorlar. Bak bu dediğimi ne olur aklınızdan çıkarmayın. Ve herkes ne olur bu akşam altını çizeceğimiz konularda birbirini uyarsın. Sosyal medyada uyarılarını yapsın. Bu akşam birazdan konuşacağımız meseleler Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olması gerekir. Şu odalarda bir tane soru sorayım, bir soru sorayım size. PKK dediğimiz terör örgütü içerisinde Suriyeliler var mı? PKK dediğimiz terör örgütünün içinde Suriyeliler var tabii ki. Tamam. Yani Suriyeli, Suriye kimlikli insanlar, insan demeyeyim ona, kişiler PKK terör örgütünün içinde var. Var. Türkler de var. Türkler de var. Araplar, Ermeniler de var. Ermeniler. Araplar da var. Baroğlu var. Şimdi bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Bugün... Daha doğrusu bu sabahtı değil mi? Bu sabah Esenyurt'ta bir iğrenç hadise yaşandı. Bir Suriyeli bir çocuğa, bir erkek çocuğuna taciz ederken fark edildi. Ve doğal olarak Esenyurt'ta bunu duyanlar sokağa döküldü. Bana kalsa bu kişi tutuklanmasın. Bana kalsa suçu sabitse behemal dar ağacına çekilip idam edilsin. O aşağılık
kişiyle ilgili aklımdan geçenleri burada zikretmeyeyim. Çok vahşi bulunur yani. Bu bir hakikat. Hı hı. Bu başka bir şey. Ne oldu? Bir önceki gün bir Suriyeli kadına tekme atıldı. Hemen sabahında İstanbul'da böyle bir hadise, Esenyurt'ta böyle bir hadise gerçekleşti. Bitmedi. Öğle saatlerinde gündemimize bir başka haber düştü. İstanbul'da Bebek sahilinde, af buyurun, anadan üryan, orada bir kadınla münasebet halinde. Suriyeli olup olmadığını bilmiyoruz hala. Gündeme düşen o. Ha, algıyı söylüyorsun. Algıyı söylüyorum. Hı-hı. Türk çıktı ve tutuklandı. Evet. Önce serbest bıraktı. Yani nasıl serbest bırakırsın? Yani aklım ermiyor bu işe. Ama sosyal medyada yazdık, çizdik, ettik. Aynısı Bursa'da metroda da oldu. Evet. Nasıl o aşağılık adamı, Bebek sahilinde bu fiili gerçekleştiren o aşağılık adamı nasıl serbest bırakırsın ey mahkeme? Şimdi buradan bir çağrı da Adalet Bakanlığı'na olsun. Adalet Bakanlığı'nın suçu yok. Bekir Bey başarılı bir... Hatta gelir gelmez bu konuyla ilgili, evet, beyanat verdi. Bekir Bey başarılı bir devlet adamı. Buradan selam olsun. Hı-hı. Yakinen de tanıdım. Hakikaten başarılı bir devlet adamı. Nokta. Konu bu değil. Konu şu. Eşini 25 yerinden bıçaklayan adamı mahkeme serbest bırakıyor. Yusuf Alavar'da. Evet, dinliyorum. Bıçağı eline alıyor birisi. Tabii tabii. 25 yerinden bıçaklıyor. Kamuoyunda bir baskı oluşursa ne hala? Kadın ölmüyor. Tek suçlu kadın. Ölse adam tutuklanacak ama 25 bıçak darbesi ne hakim beyimiz, savcı beyimiz ceza vermiyor. Tutuksuz yargılansın diye serbest bırakıyor. Kamuoyu infial uyandırıyor. Bak. Ey iktidar. Şimdi buradan kimse şunu şöyle bir sonuç çıkarmasın. Yani iktidar için bir şey yapıyor, iktidar için bunları söylüyor değilim. Bizim için, öyle bir görevimiz yok. Evet, ülkem için ya, bunu aynen, söylüyorum. Aynen. Eğer bu ülkede başka bir iktidar olsa aynı ona da söylerim. Yani şimdi iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi olsa, bu görüntüler çıksa o zaman konuşmaz mıyız? Aynısını konuşurum. Aynısını. Şimdi ey iktidar, tıpkı FETÖ'nün yaptığı gibi devletin kurumlarında görev yapan, şurada hakim, şurada savcı, şurada bilmem ne, bunlar Türkiye'de kaotik bir ortam oluşsun, insanların yargıya, adalete güveni sarsılsın. Artık zihinler ya bu nasıl bir ülkedesin için bile isteye bu tür işler yapıyorlar. Bir daha söylüyorum. Ülkede insanlar yılgınlığa düşsün. Şimdi düşmez misin Yusuf Alabar'da? Tabii ki düşer. Ne olmuş bu memlekete ya? Bebek'te bir aşağılık adam çıkıyor. Orada cima ediyor. Çüş yani. Oha. Tamam mı? Oha bile kurtarmıyor. Yani diyemem ki bu, yani denilmesi gerekeni ne sen diyebilirsin ne ben diyebilirim. Lütük kapatır. Ne diyeyim? Çüş diyelim. Yani. Ben bu stüdyoda bir tek neyse söylemeyeyim bari. Söyleme. Şimdi ve teşhircilik var. Her türlü rezillik var. Bilinçli ama. Mahkemeye gidiyor. Mahkeme tutuksuz yargılamak için yargılanmak üzere serbest bırakıyor. Sonra kıyamet kopunca İstanbul'un valisi, şimdi Ali Yerlikaya, hakikaten o da iyi bir devlet adamı. İşte bu işlerin üzerinde düşünüyor, yazılıyor, çiziliyor falan, yeniden tutuklanıyor. Bir dakika kardeşim. Bu adamın suçu tutuklanmak. Birincide niye tutuklamadın? Madem tutuklamayacaktın, ikincide niye tutukladın? Güzel. Madem hukuk el vermiyor, ikincide niye tutukladın? Eğer buna müdahale etmezseniz, bak, buna müdahale edilmezse,
Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 değil, 9 değil, 10 değil, 100 değil, 200 değil. Her gün Türkiye'nin her yerinde bilinçli olarak mahkemelerde bu tür kararlar veriliyor. Hakkıyla karar verenler var. Başımızın üstünde yeri var, selam olsun. İşini layıkıyla yapanlar var, selam olsun. Benim söylediğim, tıpkı FETÖ gibi bu kurumların içerisinde Türkiye'de yaşayan insanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarını, bizleri yılgınlığa düşürmek, ya böyle bir ülke mi olur dedirtmek için uğraşıyorlar. Başka örnekler var. Burada söyleyemem. Başka örnekler var. Burada söyleyemem. Atılmış olan sosyal medya üzerindeki şeyler var ya, tezvirat üzerine kurulmuş 3-4 tane var. Getirdim evet. Ben buraya. Hı-hı. Bak nasıl toplum gaza getiriliyor. Neden sosyal medya yasası son derece önemli. 9. Vermiştik onu, bir daha verelim. Hayır, 9'u vermedik. Onu verdik. Yok, 9'u da verdik mi? Ben kaçırmış olabilirim. 9'u bir daha bir verelim. Verelim. Şimdi ben burada önemli bir şey söyleyeceğim. Çarşaflı erkek çocukları kaçırıyorlar. Çocuklarınıza sahip çıkın, paylaşım yapalım, halk dikkatli olsun. Paylaşalım yapalım. Bak şimdi iyi dinle. İsmail Saymaz. Evet. Arif Kocabuyuk. Euronews, Tele, 1.com.tr, Halk TV, KRT. Nasıl? Tabii. Tezvirat böyle yayılıyor işte. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Eğer siz çarşaflı erkek çocukları kaçırıldığına dair bir bilginiz varsa ne yapmanız lazım? Ararsın emniyete. Dersin ki ya bizim mahallede böyle böyle bir olay var. Hemen gelip bu konuyla ilgili el atın dersiniz. Çünkü 85 milyonluk ülke neler oluyor? Jandarma arkadaşlarım var benim. Diyorlar ki yani yaşanan olayları bir görsen senin dediğin yere geliyoruz. Dedik ya içeride çay içerken. Aslında tarih kurulduğundan bu yana en önemli husus ahlaklı toplumu inşa etmek. Şimdi bunun Suriyelisi, Türkiyelisi bilmem nesi yok. Ha buna rağmen Suriyeli bir grup varsa o teyzeye o lanet olası tekmeyi atmadan önce öyle bir şeyden şüphe ediyorsan o teyzenin edi budu gücü ne ki? Çağır polisi gelsin baksın öyle bir suçu. Ama işte bunlar şimdi bak bu mesajlar bu kişiler üzerinden yayılan mesajlar sayesinde toplum inanılmaz bir barut fıçısına döndürülüyor. LGBT eylemlerindeki görüntüler bugün Bebek'te olandan farklı mıydı? Yo. Değil tabii ki. Ona özgürlük olarak bakıyor. Yani ikisinin birbirinden ne farkı Arnavutköy'de, var? Peki Arnavutköy'de hafız olmuş camiye işte efendime söyleyeyim hafızlık beraatı için giden kişilere nasıl saldırıyorsunuz? Buna diyor izin veren valinin de buna izin verenlere de oy verenleri de. Neden? İşte 200 kişi hafız olmuş. Hafızlık töreni kutlaması var Arnavutköy'de. Buna izin verenlere diyenleri de böyle nara atan kişi de LGBT gününde hello aşkım buradayız diye tabii. Sosyal medya mesajı var. Tabii. Aa bir dakika. Yani bu işin rengi değişiyor. Bugün Bebek'te bu fiili gerçekleştiren kişinin birileri tarafından organize edilmiş olabilme ihtimalini sakın ama sakın aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bir gündeme düştü. Suriyeli bir erkek Bebek sahilinde bu çirkin fiili gerçekleştirdi diye. Saatlerce Suriyeli bir erkek olarak gündeme geldi. O kafada bir algıya oluşuyor. Tabii. Yani bunu Suriyeli de yapsa, Afganlı da yapsa, Türk de yapsa ne fark eder? Evet. Şimdi bu kişi gözaltına alındı. Türk olduğu ortaya çıktı. Ahlaksızlık temizlendi mi? Söz konusu olaydaki partnerinin de bir Avrupalı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu kişilerin defalarca benzer suçlar, uyuşturucu, şu bu birçok şeyden de sabıkası var. Ama dışarıda geziyorlar bunlar. Bunu da bir köşeye koyalım. Bitti mi? Bitmedi. Tam bu esnada Zafer Partililer Ümit Özdağ'ından Sinan Ogan'ına işte biz dedik
Bizi dinlemediniz. Bizi dinlemediler, linç ettiler. Bak işte görüyor musunuz diye ortalığa çıktılar. CHP de el altından bu meselelere girdi. Şimdi bunların hepsi olgu. Tüm bunlar, tüm bu rezillikler olgu. Tehlike burada değil. Tehlike şurada. Az önce dedim ya, PKK'nın içinde Suriyeli var mı? Var. Türkiye'ye gelenler arasında, sığınmacılar arasında el muhaberattan sızma var mıdır? Vardır. Olabilir. Her türlü melanet var mıdır? Olabilir. Vardır. Olabilir. Şimdi Allah göstermesin, yarın Suriye kimlikli bir şahıs Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir yavrumuza, çocuğumuza yönelik çok çirkin bir eylem ortaya koysa, tüm vatandaşların ciğerini yakacak, içini sızlatacak, kahredecek, günlerce aklından çıkaramayacağı bir çirkinlik ortaya koysa, bu ülkenin hali ne olur? Buna hazırlanıyorlar. Örneği var mı? Söyleyeyim mi? Bak Turgay Güler, bu ülkede Kürt-Türk çatışması denendi. Alevi-Sünni çatışması denendi. Alevi-Sünni çatışması da denendi. Bunlar tutmadı. Tutmaz. Tutmadı ama çok kan döküldü. Ha, döküldü ama tutması bundan sonra yani PKK'dan dolayı kan dökülmesi, Türk-Kürt çatışmasından dolayı dökülmedi ki. Terör örgütünden dolayı döküldü. Ya da işte Çorum'da, Maraş'ta yaşanan ve masum Alevileri bir şekilde kendisinin hedefi haline getirtilmiş Sivas'ta, Başbağlar'da, Madımak Oteli'nde bir günah insanların yanması, bu ülkede toplumun kahir ekseriyeti öyle düşündüğü anlamına mı gelir? Biz bugün biliyoruz ki hepsinin altında birileri bir şekilde toplumu karıştırmak istedi. Yahu böyle şey mi? Ya bak şöyle söyleyeyim. Ben Hüseyin'in torunuyum. Dedemin adı Hüseyin benim. Bundan dolayı toplum birbirine girme şansı yok. İsteseler de yok. Ha, ama bir şey tutar Turgay Güler bu ülkede. Vatan ve millet üzerine yapılan provokasyon. Çünkü gerçekten bu konuda Türk milleti tarihin ilk çağlarından bu yana çok hassas. Ya devlet başa ya kuzgun leşe diye DNA'larına kadar işlemiş bir düşünce dünyası var bu milletin. 15 Temmuz'da örneğini vereyim. 6-7 Eylül olayları. Dediler ki Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün evini yaktılar. Evini yaktılar. Çıktı insanlar sokaklara. 6-7 Eylül olayları gibi bu milletin tarihine bir kara leke olarak girecek bir provokasyona imza attılar. Sonradan anlaşıldı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün evi falan yakılmamış. Şimdi aynı şeyi vatan millet üzerinden, sığınmacılar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Şimdi şuna ben asla şey değilim. Yani şunu söyleyebilirsin. Kardeşim 3.6 milyon sığınmacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından ekonomik, demografik ve sosyal bir yük. Hepsi söylenir. Biz bak bunu tartışırız. Fikirler ayrı olabilir. Birçok şey konuşulabilir. Tekme. Sen kimsin tekme atıyorsun ya? Sen devlet misin? Kim verdi sana bu yetkiyi? Ama işte toplum bu şekilde bir galeyana getirilmeye başladıp da tüpten macun çıktıktan sonra kontrol etmesi gerçekten son derece güç. Tarihsel örneğini o yüzden vermek istedim. Şimdi bugün biz bu uyarıları yapıyoruz değil mi? Ama az önce söylediğim, Allah göstermesin, Allah tuzaklarını başlarına geçirsin, Allah fırsat vermesin, öyle bir elim hadise yaşandığında biz bu ekranda konuştuğumuzda linç yeriz. Doğru. Yani o gün bunun bir provokasyon olduğunu, o gün bunun bir operasyon olduğunu, o gün bu işin arkasında karanlık eller olduğunu bile söyleyemeyiz burada. Linç yeriz. Bak Turgay Güler. Sokağa çıkamayız. Şimdi sana ne okuyacağım? Arap turistleri sığınmacı diye dövdüler biliyorsun. Nerede? Alışveriş merkezi. AVM'lerde. 2-3 yerde oldu. Biz burada videosunu da gösterdik. Daha sonra ben bir AVM'de yapmış olduğum bir sohbette orada dükkan işletenlerim, ya abi işte bu konular yanlış anlaşılınca bu kendi aralarında herhalde Arap turistlerin yayıldı. O alışveriş merkezine gitmiyorlar. Kimsenin gelmediğini falan söyledi. Ben de bir sosyal medyada paylaşım yaptım. Dedim ki yani bak bu istenmeyen olaylar olduğu için bıçakla kesilir gibi
Arap turistin önü kesildi. Şimdi ben, dünyayı bilmeyen adamlar bana laf yetiştiriyorlar. Hamburg'da gördüm, Münih'te gördüm, Los Angeles'ta gördüm, New York'ta gördüm, San Francisco'da gördüm. Zengin Arap turist birçok ülke tarafından beklenilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri geçtiğimiz haftalarda öldü biliyorsun. İlk taziyeye giden Macron oldu. Sizce neden? Şanzelize'de Muammer Kaddafi yaşarken devesi ve çadırıyla beraber Fransa'nın göbeğine otağı kurmasına niye müsaade ettiler? Para. Ha şimdi parayla diyor kendini mi satacaksın? Ne satma nerede burada? Ne alakası var? Bu ülkede turizm üzerinden gelirini kazanan otelcisi, restorancısı, osu busu, Antalya'sı, işte Bodrum'u bilmem neresi bir sektör var. Hizmet sektörü var. Şimdi oraya gelmiş adam diyor ki, Avustralyalı adam. Avustralya vatandaşı. Taksiden diyor indiğim an diyor tepeme çullandılar diyor. Kim olduklarını anlayamadım. Avustralya vatandaşı bir Arap. Şimdi bunu söyledikten sonra bak hemen söylüyorum. O ne diyor diye fonlu bir haber sitesi var. Benimle ilgili diyor ki Arap turistlerin AVM'lerde giderek diyor azalmasından diyor rahatsızlık duyan Türkiye gazetesi yazarı yaptığı paylaşımla birçok kullanıcıya diyor kendisini diyor hedef haline getirtirdi. Sen getirmişsin. Sen getirmişsin. Sen, ben sözümün arkasındayım. Yani Suriyeli sığınmacı diye tanımadığın Avustralya'dan gelme Arapça konuşan bir insanı dövmenin ne anlamı var? Onu söylüyorum. Vay efendim işte onlar tacizci. Yahu kardeşim, bu ülkede her gelen, Katar'dan gelen, Dubai'den gelen Arap turistin tamamı tacizci mi? Bu kategoride mi değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani aklı selim eğer kafadan bir giderse önce o ateşi eliyle tutanları yakar. Bak bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla da Kürt, Türk, Alevi, Sünni hiç korkum yok benim. Etle tırnak gibiyiz dersem yanlış olur. Hatta etle tırnak gibi ayırt etmek dahi bu anlamda anlamlı değil. Ama vatanperverlik üzerinden kibriti yakarsanız siz bir yerde, ondan sonra nerede durduracağınızı da bilemezsiniz. Çıkın açıklama yapın topluma. Tam 1,5 aydan bu yana Zafer Partisi'nin genel başkanı toplumu kışkırtıyor. Çık açıklama yap topluma. Ve oyunu yükseltiyor bu sayede. Tabii ki. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani ben toplu ulaşım kullanmıyorum. Fakat kullanan arkadaşlarımız şunu söylüyor. Abi diyor, vallahi diyor, İstanbul'da diyor, metroya erkek olarak ben binmeye korkuyorum diyor. Otobüse binmeye korkuyorum diyor. İşte tramvaya binmeye korkuyorum diyor. O kalabalık, yani eşimle binemiyorum diyor. Dönüyorum diyor. Bir taksiye biniyorum, başka bir vasıta buluyorum, yürüyorum bilmem ne falan diyor. Bunu bu televizyonda çalışan arkadaşlarımdan duydum. Tabii tabii. Tanıyorsun sen de onları. Evet evet. Abi hafta sonu işte falanca bir yere gidecektik eşimle. Korktuk diyor, binemedik falan. Şimdi bu bir sorun değil mi? Şimdi bu bir sorun. Bak bu sorunu da burada gündeme getiriyorum. 10 tane, 20 tane, 50 tane pislik. Tamam, Suriye'den gelmiş pislik. Nereden gelmişse. Bu şehrin, bu ilin metrolarında, tramvaylarında, otobüslerinde bu türden rezil işler yapıyorsa paketleyin gitsin kardeşim. Bir dakika. Şimdi buradan İstanbul Emniyet Müdürü'ne seslenirim. Ah. Bak İstanbul. Yani bizim tavrımız Emniyet, çok net. Tabii. İstanbul Emniyet Müdürü'ne seslenirim. Bu şehirde bak aksini söylemiyorum. Ben de söylemiyorum. Bilmiyorum. Öyle midir? Ama bu şehirde güven timleri vardı. Meydanlarda vardı sivil. Orada geziyor mesela. Sanki işte kaldırım mühendisi gibi gezen güven timi polislerimiz var. Orada süzüyor bakıyor tak, diyelim ki bir kapkaç olayı. Enayi farkında değil. Çantayı kapıyor, güven timine doğru koşuyor. Çünkü hatırlıyorum, sivil bilmiyor ya. Hatırlıyorum. Çelmeyi bir koyuyor yüzüstü yerde. Tamam mı? Knockout. Eliniz dert görmesin. Paketliyor götürüyor. Yahut Taksim gibi turistik alanlarda yine güven timlerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Oralarda pusudalar. Sen simitçi zannedersin ama olmadığını görürsün. Güven timinin elemanı olduğunu,
en kritik zamanda. Kapkaçı bitirdiler. Tabii kapkaçı bitirdiler. Yani bitirdiler. Tabii. Sıfırlamadılar belki. Çok iyi ama minimize ettiler. Öyle söyleyelim. Şimdi geçen hafta sen söyledin, bir kez daha söyleyelim. Patlamamış bomba haber olmuyor. Olmuyor. Ama onun arkasında nasıl bir emek var? Nasıl bir kahramanlık var? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Tabii. Onun istihbaratını sürüyorlar, onun peşine düşüyorlar. Gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerek Emniyet Teşkilatımız, Emniyet İstihbarat Teşkilatımız adım adım takip ediyorlar. Kendi canı pahasına o saldırıyı, o planlanan saldırıyı engelliyor. Kendi canı pahasına. Ama biz bilmiyoruz. Saldırılar engellendiği için oradaki meşakkati, oradaki emeği, oradaki kahramanlığı bilmiyoruz. Ancak Allah göstermesin, ıskalanır bir yerde bir şey olursa ahvah ediyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra İstanbul'un metrosunda, tramvayında bol miktarda güven timinin olması, bu gözetlemeleri yapması ve iner inmez de tramvayın içerisinde yaparsa, gözaltı yaparsa sıkıntı olur. Ama iner inmez koluna girip gel bakalım buraya deyip onu götürür. Ve BMA'yı sınır dışı edilirse bu sorunlar çözülür ve rahat ederiz. Bıçak gibi kesilir. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz. 10 yıldır bunlar yaşanmıyordu da son 1 yıldır niye artış gösteriyor? Çok güzel bir soru şey bu. Bir daha söyler misin? 10 yıldır niye yaşanmıyordu da 1 yıldır bu işlerde bu kadar yoğunlaşma, bu kadar yoğunlaşma var. Bahane bulunabilir. Belki ben yanılıyorumdur. Diyebilirler ki ya geçmişte de vardı. Ben onu bunu bilmem. Benim bildiğim bir tek şey var. İstanbul'sa İstanbul. Ankara'ysa Ankara. Biz İstanbul'da olduğumuz için İstanbul diyoruz. Ankara'ysa Ankara. Bursa'ysa Bursa. Antep'se Antep. Şimdi toplu taşıma araçlarında. Bak bunu biz söylüyoruz. Benim vatandaşım aşağılık adamlar tarafından tacize uğruyor, sıkıştırılıyor, rahatsız ediliyorsa abicim bu cesareti gösterebilen adam olsa olsa görevlidir. Çok güzel. Bak, konuyu özetledin. Metroya bineceksin. Bir hanım kardeşimi, kadın erkek fark etmiyor bunlarda da, bu tür pisliklerde taciz edeceksin. O cesareti orada göstereceksin. Sen ancak görevli olabilirsin. Çünkü bilirsin ki orada linç yersin. Bak. Diyorlar ki ya bir şey diyemiyoruz. 2 kişi, 3 kişi birlikteler. Bak. Bu var. Diyor ki en son yaşanan hadise olarak söylüyorum. Buradaki arkadaşımız. Diyor ki abi 3-4 kişi birden biniyorlar diyor. Yani korkuyorum. Yani bir şey desem bıçaklarlar mı bilmem. Şimdi bu konuşuluyor. Bu hakikati kimse göz ardı etmesin. Biz de kenarından geçmiyoruz. Evet. Tamam. Bu hakikati kimse göz ardı etmesin. Başka? Abi diyor oturuyoruz diyor mesela. İlla ki kalabalık olması gerekmiyor. Böyle birisi dikkat kesiliyor diyor. Eşime diyor. Böyle bakıyor diyor. Bakışlarıyla taciz ediyor diyor. Ama bir şey yapamıyorum diyor. Tamam. O halde bunun tedbirini behemhal almak lazım. Bunun tedbirini behemhal almak lazım. Bir PKK terör örgütünün yaptığı türden, şimdi PKK'nın terör faaliyetini gerçekleştiremiyor ya, bir başka örgüte teslim etmişler. Demek ki Türkiye'de şu anda organize işler var. Suriyeli şeyiyle, eliyle, maskesiyle, eliyle bir organize iş çevriliyor. Tabii. Bunu ben görebiliyorum. Bak bunu ben görebiliyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Mesele Suriyeli mülteciler meselesi değil. Bu toplumun Suriye'den gelen o insanlarla bir derdi yok. Yani tamam rahatsız olabilir, sıkıştırılıyor olabilir ya da işte mahallesinde, apartmanda çok sayıda olabilir, bunun verdiği rahatsızlık olabilir falan filan. Ömer şunu alın demiştim ama. Demek ki Türkiye'de bir Suriyeli maskesiyle bir terör yapılanması var. Ben şimdi şey yapacağım zaten. Birazdan konuyu evet. Suriye'ye yönelik harekata getirdiğimde geleceğiz. Sığınmacılar üzerinden
yürütülen bu dezenformasyonun da ortadan kaldırılmasının ilacı olacak. Evet. Suriye sınırı. Şimdi o halde ben buradan ya bu çağrıları yapınca kimse alınmasın. Yapıyoruz, ediyoruz demesin. Hala toplumun bu şikayeti devam ediyor. Hala toplumun bu şikayeti devam ediyor. Çünkü organize bir faaliyet var. Bir proje devreye sokulmuş. Türkiye seçim sürecine yavaş yavaş giderken seçime 5 kala, mesela biz seçime 5 kala bu ülkede Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da bombaların patlatıldığını, çok güzel, ve bu sayede HDP'nin oylarının arttırıldığını gördük, şahit olduk. Kimseye de o gün ya bu yüzden patlatıldı bilmem ne anlatamazsınız. Olay vuku bulduktan sonra bunun arkasını, planlayıcısını, nesi var nesi yok ortaya koysanız da geçmiş olsun. Orada amaçlanan o terör saldırısıyla gerçekleşmiştir. Veled dalin amin. Şimdi diyorum ki Suriyeli meselesi, Bebek'te şu oldu, Esenyurt'ta bu oldu, otobüste şöyle oldu, burada böyle oldu, bunlar henüz işin fragmanı. Çok güzel. Birileri de diyor ki bak uyarıyoruz, çırpınıyoruz. Sonra surete aktan gözüküp diyecek ki tabii, uyarmıştık. Sonra operasyonun son hamlesi, o can yakıcı hamlesi geldiğinde dinlemediniz. Ülkeyi surete bu hale getirdiniz. Bu işte. Bravo. Diyecek. Tamam. Ve biz o gün bu stüdyoda artık bunu hatırlatacağız. Artık hayır, hatırlatamayacağız. Keşke hatırlatabilsek. Bunu şu hatırlattık ya, şu biz demiştik diye biz hayır, diyeceğiz. Biz diyeceğiz ama o elim, o olayda yaşanmış olacak. Hadise yaşanmış olacak. O sıcağın içerisinde. Sen ne dersen de. Sen ne dersen de, bir de seni o zaman derler ki ona ses çıkarmıyor derler. Seni de beni de linç ederler. Anlatamayız. Bunu kına, buna niye bir şey demiyorsun? Olay, bu projeler falan hepsi unutulur. Şimdi buradan bu kadar açık, seçik, net bir şekilde adım adım yaklaştırılan, yaklaşan demiyorum bak, adım adım yaklaştırılan bu tehlike konusunda İçişleri Bakanlığı'nı, hatta şöyle yapalım, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Adalet Bakanımızı, emniyet müdürlerimizi, valilerimizi, herkesi uyarıyorum. Bir ikinci hata, suç işliyor, herhangi bir suç işliyor, sınır dışı etmek yerine hapse atıyoruz. Niye besleyelim? Niye besleyeceğiz? Niye besleyelim? BMA, sınır dışı edeceksin. BMA. Bununla ilgili kanunsa kanun çıksın. Evet. İki, bir daha mı geldi? Bunu gelmesini engelleyemedin mi? O zaman bunu caydırıcı olacak cezayı koyacaksın. Caydırıcı olacak. Tek kişilik hücreye mi koyarsın? Hücre cezası mı verirsin? Zindana mı atarsın? Amerika'da düş bakalım hapishaneye, nelerin olduğunu gör. Gör. Şimdi bu konuda bir kez daha söyleyeyim. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerde. Ama özelde İstanbul'da mesela. Özelde İstanbul'da. Otobüste. Vapurda. Tramvayda. Metroda. Milletin yoğun olduğu yerlerde. Milletin yoğun olduğu bu yerlerde. Bu tür rezillikler maalesef sıklıkla görülmekte. O halde İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden rica edelim. Güven timlerimizi, bak vardır, ben yok demiyorum. Var. Ben yani şu anda gidip görmedim ama geçmişte metroda, şurada, burada hem turistler, yani turistik bölgelerde turistleri koruma amaçlı mesela, bunlar var. Ama burada bir sıkıntı var. Yani vatandaşımız bu konudan
hala muzdarip ve her yerde sağda solda konuşuluyorsa... O zaman bu masaya yatar. Bu masaya yatar. Tamam. Bu masaya yatar ve burada bir istihbarat çalışmasının yapılması lazım. 10 numarayı verelim. Şimdi 10 numarada diyor ki Edirne Keşan plaka bir hazırlık yapmışlar. Böyle inandırıcılık süsü verilsin diye bir hazırlık yapılmış. Kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyası 11 yaşındaki bir kız çocuğunu paten sürerken kaçırmaya paten sürerken bak şimdi ayrıntılar var inandırıcı olsun diye. Ama yere düştüğü için bir başka ayrıntı. Kızı kaçıramamışlar. Kızın söylediklerine göre beyaz araba yine bir başka ayrıntı içinde ağzı yüzü kan içinde baygın halde 300 çocuğu daha varmış. Lütfen dikkat edelim diyor. Şimdi bu paylaşımı yapan bunlar kim? Öyle yayılıyor ki. Hı. Yani bir de bunlar nasıl yayılıyor biliyor musun? Gerçekten temiz niyetli insanlar eliyle de yayılıyor evet. Bunlar. İki, bugün Bebek'teki hadisede işte onun Suriyeli olduğu bilmem falan böyle büyük büyük takipçili hesaplar üzerinden tabii. Organize edildi. Tabii işte bak verdim. Evet. 19 numaraya bak. Evet. O büyük büyük hesapları. 9 numarayı verelim. Şimdi diyor ki bir yerden kopyala yapıştır mı yapmış? Türkçesi mi bu kadar bozuk? Olamaz. Çünkü 10 numarada bunun orijinali var. Bu mesajın orijinali az önce gösterdiğimiz 10 numarada. Çarşaflı erkek çocukları kaçırıyorlar. Çarşaflı erkek çocukları değil aslında. Çarşaflılar çarşaflı kılığında. Çünkü 10 numarada orijinali var tabii, ya. Tabii tabii. Ama önemli değil yaz gitsin. Çocuklarınıza sahip çıkın. Paylaşalım yapalım. Halk dikkatli olsun. Halk dikkatli olsun falan. Turgay işte sosyal medya yasası bu anlamda çok önemli. Çok önemli. Yani hani susturuyorsunuz diye hemen yine döküldüler ya yollara. Yani açık bir şekilde gerçek olmayan haberler diye yazıyor. Siz buradan bir dakika sen yalancı mısın? Neden sen üstüne alınıyorsun? Ya ne türlü işlere gebe kalıyoruz? Ekşi sözlük denilen çöplüğün içerisinde benimle ilgili demediğim lafları benim de aynı. Denmiş gibi gösterip de hala umurumda evet. Bile değil. Evet. Vız gelirsiniz, tırıs gidersiniz. Yazıyorum. Bu fikir özgürlüğü. Ya ekşi size, ekşi öyle bir cümle ederim ki fikir özgürlüğü diye. Ya, olma. Bak şimdi söyleyeyim. Bir sürü hakaret küfür ediliyor. Yemediğimiz hakaret, duymadığımız küfür kalmıyor. Mahkemeye veriyoruz. Diyorlar ki siz ünlüsünüz. Ya ne ünlüsü? Ünlüyüz de. Ya şimdi bir laf diyeceğim ama neyse. Şimdi onurumuzu, haysiyetimizi sokakta bulduk. Ve küfür ediyor, küfür, eleştiri değil. Eleştiriye ne ünlüsü ne. Ama mesela biz bir başka ünlüye, ben dedim mesela bir ünlü bir gazeteciye, Halk TV'nin gazetecisine, bu hanımefendinin halet-i ruhiyesi yerinde mi diye sordum. Hepsi bu. Tak 5.000 lira ceza kestiler. Oh ne güzel ya. Tak 5.000 lira. Ne güzel ya. Ben yandaşım ya. Bana küfrediyorlar, mahkemeler geri gönderiyor. Oh ne güzel ya. Hanımefendi yandaş değil ya. Halet-i ruhiyesi yerinde mi diye bak bu kadara. Ne güzel sana. Ya. Halet-i ruhiyesi yerinde mi diye sorduğum için bana 5.000 lira ceza kitlediler, gönderdiler. Bak bu ülkede bir şeyler birilerinin eliyle ters gidiyor. Bir büyük kaos operasyonu adım adım yaklaştırılıyor. Kesinlikle. Bir büyük kesinlikle. Kaos operasyonu adım adım planlı bir şekilde. Bugün Galata'da da birisi kendini yaktı biliyorsun. Evet. Bunların hepsini bir okumak. Gaziantep'te biri çıkıyor Allahu Ekber, Allahu Ekber üzerine bomba süsü veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye kendini patlatıyor. Tabii tabii. Patlatmaya süsü veriyor. Halbuki üstünde bir şey yokmuş. O şeymiş o. Biraz akli noksanlığı varmış. Onu bence ne kadar müteyakkız diye kullandılar onun aracılığıyla. Şimdi bu birinci, emniyet güçlerini. Bu birinci perde. Tabii. Tamam. Şimdi akli dengesi yerinde. Orkestra şefi siyasi cinayetler işlenecek diyor. Diyor. Tamam bak, mı? Bak oralara geleceğiz zaten. Tabii tabii. Vakit şimdi, geçiyor bence. Abi, basalım gaza. O zaman şöyle. Ya bu meseleyi çok önemsediğim için. Ya Yusuf önemli. Alabar'da, tabii ki tabii çok ki. Önemli. Ya. Şöyle gaza şöyle yapalım mı? Mola girmesin. Tamam.
Molayı verelim. Sonra sözü sana bırakayım. Estağfurullah. Ne anlatacağız? Evet, Suriye'yi anlatacağız. Suriye'ye yönelik harekatı bu konularla da bağlantılayacağız. Çünkü iktidarın ajandasında olan hususlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de harita açtı, gösterdi biliyorsun. 29 Mayıs'ın fetih coşkusunu, Yunanistan'ın rahatsızlığını, Ayasofya'yı Kebir Camii üzerinde yapılmış olunan muhteşem gösterinin sadece Atina'dakileri değil, içimizde duvarlara zulüm 1453'te başladı diyenleri de nasıl zıplattığını, oysa gerçekte Yunanistan'da durumun ne olduğunu, Teknofest'i Azerbaycan'da yapılmasının ne anlama geldiğini, TB3 ve siper coşkusunu, Van'da karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar oğlan misali, inşallah dedim demedi mi, hepsini konuşacağız. Sefa da hızlıca bana gelsin Ömer. Bir küçük mola verelim. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Şu ana kadar bir şey konuşmadık. Yusuf Alabar'dayı zaten konuşturmadım şu ana kadar. Beni affetsin. Ama bunu gerçekten söylememiz, bu konuda gerçekten uyarmamız lazım. Biz uyarmazsak kim uyaracak ki? Bir küçük mola. Evet. Yeniden birlikteyiz. Şimdi ülkenin sürüklenmek istediği yeri konuştuk. Devletimiz de başka sıkıntılarla da uğraşıyor. Suriye meselesi, Suriye'ye operasyon meselesi. Sorarda bizi bu konuda bilgilendirirsen ne oluyor, niye yapacağız, ne olacak? Ama bir çerçeve geçen hafta çizmiştik. Geçen hafta çizmiştik ama o zaman Milli Güvenlik Kurulu toplanmamıştı, Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmemişti. Epey bir hafta Türkiye'de çok iyi gündem. Lavrov gelecek falan. Hep şöyle derdik, işte ya İskandinav ülkelerinde olsak, işte İsveç'te, Finlandiya'da gündem monoton, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi onların gündemi de sayemizde hareketlendi. Hareketli. He Turgay Güler. Maalesef. Şimdi buradan şöyle söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye yönelik olarak harekat sinyali vermesinin hemen sonrasında hafta içinde iki ay aradan sonra Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Ve Milli Güvenlik Kurulu yapmış olduğu açıklamayla devam eden ve edecek kelimesini kullandı. Şimdi devam eden ve edecek kelimesi bir işaret olarak tabii ki algılandı. Ve burada Bahçeli'nin de bugün tabii konuşmasında toprak bütünlüğü kavramı ısrarlı bir şekilde vurgulandı ki sahada zaten bu çok yakinen yaşanılan bir husus. Yani bugün İran kuzeyinde devam eden harekatlar serisi hiçbir Iraklı kardeşimizin burnunun dahi kanamadığı ve aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tereyağından kıl çeker gibi harekatlar yaptığını geçen hafta yine burada gösterdik. Ben o görüntüleri bu programdan sonra daha yakinen izleme şansım oldu. O Musul'un Mahmur kasabası yakınlarında etkisiz hale getirilen sözde HPG konseyi üyesi teröristin camdan atmışlar, camdan girmişler. Gerçekten camdan girmiş. Tabii. Yani bu müthiş bir şey. Dolayısıyla söyleyecek bir şey de bırakmıyorlar. Tabii ki toprak bütünlüğü bu anlamda önemli. Yani diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK'nın varlığı Kürde'de, Türkiye'de, Araba'da, Süryaniye'de, Ezidiye'de hayat hakkı tanınmayacak bir şey. Şimdi o büyükbaş teröristi o marifetle vurdular ya. Evet. Biz şimdi burada göğsümüzü gererek diyoruz ki elleri dert görmez. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ecirlerini kabul etsin diyoruz. Başka yerde bunu söyleyemezler. Halk TV'de bunu söyleyebilecek bir tane şahıs gösteremezsin bana bak. Yani desin ki diyorsun vur daha da. Tamam mı? Ellerin dert görmesin. Görmez. Allah sizden razı olsun. Hadi. Bir tanesini bile ne Suriye'de koyun ne de Irak. Hadi deyin. Şimdi birazdan geleceğim konuyu açayım. Şimdi bu hususlar görüşüldükten sonra dün itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin ile bir görüşmesi oldu. Putin ile görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'de Türkiye'ye yönelik olarak terör faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ve Türkiye'nin bu konuyla ilgili haklılığını Putin'e söylediği, Putin de karşılıklı ticari anlamda yaptırımlardan etkilenmemesi için Rusya'nın iki ülke arasında yapılması gereken hususlardan dem vuran açıklamalar yapıldı. Bu şunu gösteriyor. Yani Rusya bir şekilde Suriye'den asker ve özel askeri firmalarını ve teçhizatını çektiğinde ekonomik anlamdaki sıkışmışlığını aşmanın yollarından bir tanesinin Türkiye üzerinden olabileceğini söylüyor. Gerçi Türkiye'de batıya teşne olmuş kafalar Avrupa'nın almış olduğu yaptırım kararlarının aynısının Türkiye tarafından da uygulanması lazım geldiğini falan söyleyen açıklamalar
yapsalar da geldiğimizde hala Rusya üzerinden el altından petrol ticareti yapan Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü ikiyüzlüler. Ukrayna'da devam eden savaş birinci olarak Avrupa'nın gündemi. Dolayısıyla öncelikli olarak Avrupa kendisiyle ilgili hususlarını Ukrayna üzerinden hayata geçirmek istiyor. Bu Türkiye'nin içerisine balıkla mı atlayacağı bir olay değil, atlamadı da zaten Türkiye. Dolayısıyla ben Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin, turizme dayalı ilişkilerin bir şekilde devam etmesiyle ilgili hususu önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes konusunun da mutlaka gündeme gelmiş olduğunu, aynı zamanda da gıda kriziyle ilgili hususlarda bir takım görüşmelerin yapıldığı biliniyor. Bu arada bir şey atayım ortaya. At. 3 ay sonra Avrupa'ya kış gelecek. Ve erken seçim olsun diyorlar Türkiye'de mesela. Tamam. Avrupa 3 ay sonra kış. Rusya'nın doğal gazını Finlandiya falan kullanmamaya başladı. Şimdi kullanmamaya başlayabilirsiniz. Neden? Yaza girdik. Kış gelince göreceğiz. Kış kışlığını yapacak. Yapacak. Bak bir şey daha söyleyeyim. Türkiye sadece doğal gazını Avrupa'da mesela İtalya %60'larda, Almanya gibi bir endüstri devi %50'lerde. Rus doğal gazına bağımlı. Türkiye biliyorsunuz hem TANAP'la hem o burada çeşitli defalar gündeme getirdi Hatay'daki o doğal likit doğal gazı normal gaza çevirip de ülke içerisine basabilecek gemi sistemlerini falan hep bastı parayı aldı getirdi kurdu. Şu kadar haber olmadı Türkiye'de. Şimdi herkes neye yöneliyor biliyor musun? Likit gazı bu şekilde FSRU gemisi dedikleri FSRU tesisleri üzerinden kendi ülkesine basacak tesisleri yapma peşinde. Türkiye bunları 5-6 yıldan bu yana yaptı. Ya Avrupa'nın yapmayıp da şimdi telaşla yapmaya çalıştığını bu ülke 4-5 yıldan beri yapıyor. Tuz Gölü'nün altını kazdı. Marmara Denizi'nin altına doğal gaz depoluyor. Ama 4 gün 5 gün kadar İran'dan kaynaklanan bir teknik sıkıntıda Türkiye sanayiye 4-5 gün doğal gazı eksik limitleyerek vermeye başladığında nasıl ortaya döküldüklerine hep birlikte şahidiz değil mi Turgay Güler? Aynen. Dolayısıyla soruyorlar şimdi. Hani Karadeniz'de gaz bulmuştunuz? Bununla ilgili çok güzel bir video yayınladılar vatandaşı bilgilendirmek maksadıyla. Hummalı bir çalışmayla 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye'ye denizden karaya ulaştırılmasıyla ilgili faaliyetler de devam ediyor. Ama Amerika ile Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan açıklamalar, Pentagon sözcüsü Kirby ile Dışişleri Bakan Sözcüsü Amerika'nın Ned Price'ını endişeliyiz açıklamalarını yapmaya sevk etti. Ve ikisi de Türkiye'nin yapacağı harekatlardan, operasyonlardan endişeli olduklarını söyledi. Oysa endişeli olması gereken Türkiye. Neden? Sınırlarının hemen sıfır noktasında müttefik olduğunu iddia eden bir ülke tarafından kesintisiz bir şekilde silah pompalanmaya devam ediyor. Bu bir. İki, 2019'da Barış Pınarı Harekatı devam ederken hem Türkiye hem de Rusya ile bir takım mutabakatlar yapıldı. Neydi o mutabakatlar? Suriye sınırından gösterebilir miyim buradan? Lütfen. Ben? Suriye sınırından 30 kilometre işte bakın Hatay'dan daha Irak sınırına kadar olan bölgede PKK terör örgütünün bu harita eksik Tel Abyad'la Rasulayn arasındaki Türk şehrini göstermiyor. Bu arada başka bir harita bakarsanız sevinirim. Evet. Çünkü şurası da Türkiye'nin açmış olduğu önemli bir cep şu an. Evet bu doğrusu. Bu doğrusu. Şimdi burada bakın sevgili Turgay Güler. İdlib, Afrin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi. Şimdi Türkiye'nin buralardaki gerçekleştirmek istemiş olduğu harekatı artık tamamlamak istediğini Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Neden şimdi? Şimdi YPG ile ilgili hususu zaten biliyoruz. Yusuf Alabar'da. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Tabii. Bütünleşik. Müthiş harita. Metin'e zapta tabii. Niye bir anda gittik operasyon tabii. Yaptık? Neden ya da birilerinin tezkereye hayır dediğini haritaya bakalım. Evet. Haritayı gösterin. Bu haritayı gören Hubbül Vatan Minel İman diyen hangi parti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hemen sınırlarının dibinde adeta silahlı kuvvetlere pusu kurarak beklemiş, bu milletin kuyusunu kazmak için bekleyen eşkıyaya yönelik harekata hayır diyebilir. Bunu milletin bir kez daha ferasetine ve takdirine bırakıyorum. Eğer bu harekatlar yapılmamış olsa,
5 fidan geçtiğimiz hafta içerisinde 5 aslan parçası bir fotoğraf karesinde tamamını şehit verdik sevgili Turgay Güler. Bu çok önemli. Bu neyin önemi? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14. katından aşağıya sınır namustur diye pankart asıyorsun. Biz de destek veriyoruz. Elhak sınır namustur. Bak sınırlarda yaşananlara. Eğer sınır namustur diye pankart asıyorsan, arkasından da tezkereye hayır diyorsan, o zaman senin yaptığını halk kendi kantarında mutlaka tartacaktır, tartmalıdır. 5 evladımız gitti. Herkes elini vicdanına koysun. Tezkereye hayır diyenlerin yüzünden kendi evlatları gitmiş olsaydı, acaba o zaman da bu kadar bu millet rahat olabilir miydi? Şimdi bak buraları çok önemli. Şimdi sevgili Turgay Güler, neden şimdi sorusuna rakamlarla cevap vermek istiyorum. Bak bir yıl içerisinde, son bir yıl içerisinde, burası Tel Abyad. Tel Abyad dediğimiz yer Şanlıurfa Akçakale'nin tam karşısı. Şanlıurfa Akçakale'nin tam karşısındaki Tel Abyad'a bir yıl içerisinde 17 bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bak 2019'dan bu yana demiyorum. 2021'in Nisan'ıyla 2022'nin Nisan'ı arasında 17 bombalı saldırı gerçekleştirildi. Gelelim Afrin'e. Afrin'e 16 bombalı saldırı meydana geldi şehir merkezine. Elbaba Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi 14 bombalı saldırı meydana geldi. Tel Rifat civarına keza 12 bombalı saldırı yapıldı. Azez, şöyle göstereyim. Parmağımla gösterdiğim yere yakın, kilise hemen hemen çok yakın olan bölge, 12 bombalı saldırı. Hemen ötesindeki Cerablus'a 7 saldırı ve aynı İsa dediğimiz bölgeye de 3 bombalı saldırıyla toplam son 1 yıl içerisinde bu ceplere yakın olan yerlere 100'ün üzerinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Sevgili Turgay Güler, bu saldırıların sonucunda istisnasız yüzlerce ama yüzlerce sivil vatandaş yaşamını kaybetti. Yani Suriye içerisinde. Suriye Milli Ordusu ya da Özgür Suriye Ordusu 100'e yakın şehitler verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da 20 kahraman Mehmetçiğimiz, yani kaba tasnif olarak söylüyorum, buradaki saldırılar sonucunda hayatını kaybetti. Şimdi buradan soruyorum sevgili Turgay Güler. Rusya'nın Ukrayna'ya, NATO'ya üye olmaması konusundaki endişesinin en temel nedeni neydi? Eğer Ukrayna NATO ülkesi olursa NATO'nun silahları sınırlarımın 500 kilometre yakınına gelecek. 500 kilometre. Sen 500 kilometrenin hesabını yapıp bir ülkeyi işgale yelteneceksin. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırıları sonrasında 14 bin kilometre ötedeki Kabil'i yerle yeksan edecek. Charlie Hebdo ve Paris saldırılarının arkasından Rakka bölgesinde taş üstünde Fransa'dan kalkan uçaklar taş bırakmayacaklar. Sınırlarımızın dibinde koyunun kasabın elindeki bıçağa baktığı gibi bakacağız, öyle mi? Kusura bakmasınlar ama ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti koyun ne de karşımızdaki kasap. Dolayısıyla birincil sebebi bu terör örgütleriyle olan mücadele. Bakın bu vermiş olduğumuz rakamların hiçbirisi ülke TV ekranında hamaset yapmakla alakalı olarak söylenmiş sözler değil. Burada faaliyet gösterenin bütün STK'ların ortaya koymuş olduğu raporlar dahil olmak üzere Afrin'in şehir merkezinde yaşamlarını yitirenlerin, İdlib'de yaşamını yitirenlerin, Tel Abyad Rasulayn arasındaki saldırılarda yaşamlarını yitirenlerin sayıları ile ilgili uluslararası raporlamalar var. Rakamlar orada gayet açık ve net. Oysa ne diye söz vermişlerdi sevgili Turgay Güler? 30 kilometre güneye inecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni saldırılardan da azade edeceklerdi. Ama olmadı. Peki bugüne kadar saldırıların en az olduğu, hatta ülke içerisinde hemen hemen buradaki ceplerden dolayı saldırı olmayan yerler neresi? Bu ceplerin açılmasından kaynaklanan yerlerin karşı tarafında, yani Türkiye tarafında olan bölgeler mantar tabancasının dahi Allah'a hamdolsun ki patlamadığı bölgeler. Ha, o zaman şunu anlıyoruz biz. Kontrol ettiğiniz yerde. Kontrol ettiğin yerde güvenliğin var, kontrol etmediğin yerde güvenliğin yok. Şimdi burada YPG terör örgütüne siz terör örgütü dememekte ısrarlısınız değil mi? Getirelim o zaman Marsilya'da YPG terör örgütü nasıl bir gösteri yapmış, videoyu bize, ben bunu anlatırken göstersin sevgili Ömer, reji. Onu alalım hemen.
5 numaralı VTR. Onu verinceye kadar hazır mı? Ömer? Ömer'le bağlantım kesildi. 5 numara. Bak şimdi sevgili Turgay Güler. Fransa'nın göbeği Marsilya burası. Marsilya'da YPG'li unsurlar ellerine almış oldukları YPG filamaları, Abdullah Öcalan namlı eşkıya başının eline almış oldukları posterlerle beraber Fransa'da adeta bir askeri merasimde yapılmış olunan gösterinin birebir aynısını yapıyorlar. Ve biz bunlarla müttefiklik ilişkisi içerisindeyiz. Lavrion kampında DHKPC kontrol altında tutuluyor. FETÖ kontrol altında tutuluyor ve Yunanistan ile aynı ittifaklık ilişkisi içinde olduğumuzu bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin susabileceği alanlar değil. Ben burada konu gelmişken şimdi ayırayım. Neden şimdi? YPG'yi anlattım. Bir diğer konu İran. Bölgede özellikle Rusya'nın boşalttığı alanların İran tarafından doldurulması şu anlamda çok büyük sıkıntı. Türkiye'den dönecek sığınmacıların önündeki en büyük engel İran buradaki boşluğu doldurursa olur. Dolayısıyla İran'ın Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bölgelerde, bak bu önemli, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bölgelerde bir şekilde Rusya'dan boşalan bölgelere doldurması Türkiye'nin kabul edebileceği bir husus değil. Mesela Suriye'nin tam ortasına tekabül eden Palmira gibi bir bölgede Rusya'dan boşalan bir alanı İran'ın doldurması Türkiye'nin sorunu değil. Ama Halep'in, Nayreb'inde bir şekilde İran orada boşluk dolduruyorsa biz İran'ın milis dediği terör unsurlarıyla hem Bahar Kalkanı harekatında İdlib'de hem Zeytin Dalı harekatında karşı karşıya geldik. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güçlerinin yetmeyeceğini de hep birlikte gördük. Dolayısıyla bu hususla ilgili adımı bugün atmazsak yarın 10 adım birden atmak durumunda kalabiliriz. Peki çok sevdikleri Esed ne diyor? Esed'in iradesi hayır, yok. Eyvallah. Neyle söylüyor? İşte İran'ın iradesi de söylüyor. Mültecilerin buralarda yapılacak yerleşim yerlerine getirilmelerine itiraz ediyor değil mi? İstemiyoruz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Docevelle ne diyor? Suriyelilerin diyor Suriye'ye gönderilerek diyor demografide değişim yapmak istiyor. Manyağa bak sen. Ya siz nasıl bir sakin kafasınız? Siz nasıl bir operasyon gazeteciliği haline dönüştünüz? Siz nasıl bir beşinci kol faaliyeti bu ülke içerisinde yürütür hale geldiniz? Suriyelinin Suriye'ye dönmesi demografik değişim olabilir mi? Eğer bir demografi değişiminden bahsedilecekse kilisi konuşalım. Biraz önce konuştuk, İstanbul'u konuşalım. Yani ben 3.6 milyon insanı almışım. 11 yıldan bu yana iskan ediyorum, iaşe ediyorum, ibade ediyorum. Ve bu konularla ilgili bir gram bugüne kadar yapmış olduğunuz elinizi taşın altına koyma yok. Ama Suriyelinin Suriye'ye dönmesi niye? Hamburg'a mı gönderelim? Berlin'e mi gönderelim? Bakın Docevelle'nin atmış olduğu başlık tamamen bir beşinci kol faaliyetidir. Aha da bunu yine sen diyorsun ya başka kanalda söyleyemezler. Burada biz söyleriz. Suriyelinin Suriye'ye dönmesi, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye dönmesi nasıl bir demografi değişimi değilse, Suriye'de, Halep'te doğanın Halep'e yakın bir bölgeye yerleşmesi de demografi değişimi değildir. Dolayısıyla Türkiye üzerinde farklı noktalarda atmış olduğunuz psikolojik harekatın, beşinci kol faaliyetinin farkındayız. Görüyoruz, gündeme getirmeye devam edeceğiz. Aslında demografik değişim. Çünkü adamlar bölmüşler. Güzel. Burası PKK'nın. Tamam. Burası Suriye, Şam'ın, Esed'in. Burası İran'ın. Burası, bölmüşler. Tabii. Kafalarını da bölmüşler. Son iki şey. Neden şimdi? Ukrayna'nın oluşturduğu yeni bir düzlem var. Bu yeni düzlemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dengelerin bundan sonra hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacağının farkında. Suriye sahasında bu fay hattındaki ilk kıpırdanmalar başladı. Japonya Kuril Adaları'nın aslında kendisine ait olduğunu söylemeye başladı. Suriye'den Rusya çekilmeye başlıyor. İran ben yerini doldururum diyor. Türkiye diyor ki sen gelirsen benim bendekilerin hiçbir şekilde gitme şansı yok. Fay hatları hareketlendi. Fay hatları hareketlenmişken bizdeki ana muhalefetin özellikle de Kemal Bey'in bu konularla ilgili kapsamlı, tumturaklı, yani bir geniş çerçeve içerisinde bu konuları bu şekilde izah etmek ve varsa farklı alternatifini ortaya koymak varken Selahattin Demirtaş'ın peşine gitmişsin sen. Maşallah. Selahattin Demirtaş dediğin şuradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği harekatlar gerçekleşmeden önce kulağına şu fısıldandı. Ya sen çözüm süreci falan diye bunların şeyine gelme.
sen Suriye'de büyük kazanımlar elde edeceksin, şartlar değişti diye kulağına fısıldanan adamdır Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla diyor ki Selahattin Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyorsanız bize destek vereceksiniz. Peki ben de buradan soruyorum. Hani devri iktidarınızda yargı siyasetin tesirinden kurtulacaktı? Sizin iki dudağınızın arasında mı Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala'nın içeriye girip dışarı çıkması? Hani yargı bağımsız olacaktı? Size mi bağlı bu? İşte serbest bırakılınca yargı bağımsız olur. Ha işte onların istediği o. Şimdi ben onlara lafı getirmeden son cümle. Sığınmacılar konusu. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de aldı gösterdi. Dedi ki biz buraya 30 kilometrelik cebi açacağız. İşte kıyametler koptu. Türkiye bu görmüş olduğumuz bölgelerdeki cepleri açabildi. Benim şahsi öngörüm odur ki önümüzdeki dönem içerisinde en büyük kayıpları verdiğimiz şuradan göstermek istiyorum. Tel Rifat bölgesi dediğimiz şu bölgeyle Münbiç bölgesi dediğimiz Fırat'ın batısında kalan YPG buraya geçecek siz de mal mal bakacaksınız diyen bir Selahattin Demirtaş vardı. Şimdi buradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlatıyorum. Diyor ki sevgili Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş çıkacak, siz de bize destek vereceksiniz. Kim Selahattin Demirtaş? Hiç 6-7 Ekim olaylarını saymıyorum dahi. Buradaki YPG denilen eşkıya çetesi Fırat'ın batısına geçecek, siz de mal mal bakacaksınız diyen kişidir. Kim bakacak mal mal? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi tekrardan parlatma gayretleri içerisine girmişler. İşte ortak vatanımız Türkiye demiş de bilmem ne demiş de kardeşim bir adama bir kere bağlama çaldırtılır. Dinledik, bağlama çaldırttınız. Balıkesir'den de Denizli'den de oy verildi. Sonra Kandil dedi ki bu oylar Selahattin Demirtaş'ın değil dedi. Bizim dedi. Ağzı lal oldu. Tek kelime itiraz edemedi. İkinciye bağlama çaldırtmayacağız. Burada söyleyeceğiz. Şimdi hakikaten. Ne diyorlar biliyor musun? Şimdi şu yalanın ardına düşmüşler. Selahattin Demirtaş'ın Kandil'le arası bozukmuş. Tabii yersen. Selahattin Demirtaş'ın Kandil arasının düzgün olmasında zaten problem var. Tabii. Şimdi Yusuf abi ben bir şey soracağım. Tabii. Metina, Zap, Sincar. Tabii. Bu bölgede hani hiç girilemez denilen bu tabii. bölgede Türk Silahlı Kuvvet güvenlik güçlerimiz yani tarihe geçecek tabii. bir destan yazdılar. Vallahi değil mi? Yalnız şöyle bumerang gibi silahlı kuvvetler burada kalıcı üstlerinde devam eder. Teröre bulunduğu yerde baskıyı koyar, Sincar'a geçişleri engeller. Bu arada da Suriye'nin kuzeyini hallederse olayı kökünden atacak. Şimdi oraya geleceğim. Ama şuna getireceğim. Eğer ki silahlı kuvvetlere, tezkereye hayır diyenler girin içeriye derse bakteri İran hududundan başlayar. Ta Hatay'ın Reyhanlısı'nın güneyinden Akdeniz'e kadar devam edecek. Bu tehlike bu kadar gözümüzün önündeyken görmemek için İhanet içerisinde olmak lazım. Evet. Şimdi Yusuf Alabar'da şu haritanın üstüne bir sayaç koyalım. Geri sayım sayacı. Haziran 2023'ten itibaren şimdi dakika dakika, saat saat, gün gün, ay ay geriye doğru bir sayaç koyalım. Ne var? 365 gün kaldı değil tamam, mi? Tamam öyle diyelim. 365 gün sayacı koyalım. Yarın 364'e düşecek. Bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu alanlarda şurada gerçekleştirdiği, ortaya koyduğu bakın ekran başında bizi kanıyla, izleyenler canıyla. Evet. Ekran başında bizi izleyenler Allah aşkına yani Allah aşkına ne olur buraya dikkat kesilin. Türkiye içeride başka işlerle uğraştırılmazsa, dikkatleri dağıtılmazsa, şimdi bu Suriyeliler falan amaç ne? Türkiye'nin içeride dikkatini dağıtmak doğru, değil mi? Doğru. Bak çok ciddi bir şey. Patinaj. Patinaj. Türkiye'nin içeride dikkatini dağıtmakla meşguller. Türkiye'nin içini karıştırmakla meşguller. Çünkü vakit onlar açısından da daraldı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu bölgelerdeki terör unsurlarının belini kırarsa, oradaki terör unsurlarının belini kırarsa, buralardaki terör unsurlarının belini kırarsa, buradaki terör unsurunun belini kırarsa, zaten şu kapıyı kapattı, buradan geçişleri de durdurdu. Büyükbaşlar geçmeye falan çalışırken de indiriyor. Bugün yine indirdi. Evet. Artık buradan, bakın artık buradan hayal ettikleri,
Irak'ın kuzeyinden başlayıp ta Akdeniz'e kadar terör devletçi. Terör devletçi olamayacak. Şu anda da olamaz zaten. Tabii. Bak şunlar o anlamda çok değerli. Bak, şöyle, harekatlar. Şu anda. Ama tamamlanması gerek. Tabii. Şu anda olma ihtimali var. Çünkü çek içeriye. Mücadele bitmemiş. Tabii çek içeriye ne oluyor? Çek içeriye ne olur gör. Şimdi diyor ki erken seçim istiyor. Bir an önce seçim istiyor. Halbuki seçim yapabilecek bir durumları yok. Türkiye seçim atmosferine girerse her şey tabii değişir. Zamana ihtiyacı var. Zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü kafasındaki şu. 2023'te Erdoğan'ı devirmeyi başarırsak bu mu? Artık tezkere de olmayacak. Tezkere iptal edecek. Tabii. Selahattin Demirtaş'ı çıkaracak. Tabii. Birlikler içeri girecek. FETÖ'lü birlikler içeri girecek. Birlikler içeri geri dönecek. Tabii. Yunanistan'a helikopteriyle sığınmış KHK'lılar KHK'lı alçak pilot affedilecek. Belki de Kemal Bey'e helikopter pilot olacak. Pilot olacak. Ya. Bunlar geri gelecek. Tabii. Ve Türkiye artık bir 40 yıl 50 yıl daha tabii bu terör tabii belasıyla tabii uğraşmak peki zorunda kalacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya biz burada korku filmi mi çeviriyoruz? Yok. Ya 5 tane yiğidimiz gitti. Bak evet, korku filmi çevirmiyoruz. 5 evet tane eve ateş düştü. Geçen yine bir jandarma arkadaşım var. Bir şehidimizle ilgili söyledikleri var. Yürek dayanacak şekilde değil. Şimdi bunlar her gün bir eve düştüğünde o altılı masadaki insanlarla ilgili herhangi bir gelişme olmuyor diye biz korku masalı mı anlatıyoruz ya burada? Her İşte gün şehit var. Bu biraz önce bir sosyal medya kullanıcısı yazmış. Balıkesir'e diyor bir şehit haberi daha geldi. Bu ne demek? Sınırlarımızın dibinde hazırlanıyor kardeşim. Şimdi Amerika endişeli değil mi? Hepsi Türkiye'nin, endişeli. Avrupa endişeli değil hepsi mi? Hepsi endişeli. İsveç'i, Finlandiya'sı, Almanya'sı, İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. Niye endişeliler? E çünkü tezgah bozuluyor. Çünkü 40 yıldan bu yana ilmek ilmek ördükleri hırka Türkiye'nin içerisinde nasıl paçavra gibi atıldıysa burada da son 15 seneden bu yana ilmek ilmek tezgahladıkları tezgahı aldı Türkiye 4 operasyonda başlarına geçirdi. Peki can alıcı soru. Sor. Endişeliler elleri kolları bağlı duracaklar mı? Tabii ki durmayacaklar. Yaşadığımız olayları o yüzden anlatıyoruz. Heh. Şimdi burası şu saatten sonra bu operasyon sürecinde artık gemi azıyı alacaklar. Artık gemi azıyı alacaklar. Artık çılgınca, tamam mı? Topu birden ne yapabilirlerse. Ne yapıyorlarsa ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Evet. Biz burada bu ülkenin kahir ekseriyetini, vatanseverleri, siyasi fikri ne olursa olsun, adı, ismi, cismi ne olur. Biz öyle bir program yapmıyoruz ki. Burada oynanan oyunu taze haberle vermeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan diyor ki, biz diyor buraya yönelik bir hareket. Bak şöyle dendi. Şurası Münbiç bölgesi ya. Dediler ki buraya DEAŞ geldi. Tamam. DEAŞ'ı Suriye Demokratik Güçleri temizlesin. 300 tane de Amerika'dan özel kuvvet vereceğiz buraya. Gözleyecek. Temizlendikten sonra YPG buradan geri çekilecek. 2012 yılında falan oldu bu. Ya da 2013 yılında. Hafızam beni yanıltabilir. DEAŞ'ı oradaki YPG unsurlarına meşruiyet kazandırmak tabii için. Tabii bunu anladı Türkiye. Bunu anladı. Dolayısıyla şimdi bu bölgelerin temizlenmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bedeli ne olursa olsun bu sınırlarımızın dibinde eşkıyaların bir devlet kurmasına asla izin vermeyeceğiz. Caesar Act diye bir şey var. Caesar Anlaşması. Suriye'ye yapılacak yaptırımları kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri hiç Türkiye'de gündem dahi olmadı. Bak bu kanalda söylüyorum. Caesar yasası kapsamında Suriye'ye yönelik uygulanan ambargo PKK ve YPG'nin kontrol ettiği bölgeler istisna tutuldu. Bu ne demek biliyor musun sevgili Turgay Güler? Ben artık devlet oluşumunun ordu kurma safhasını geçtim. Mali boyutuyla da ilgili hususu işleme sokmaya başlıyorum. Ha. Dur bakalım. Şimdi bu coğrafyada kim 2000 yıllık devlet, kim gerçek, kim sahte hep birlikte görme zamanı. Hep birlikte göreceğiz. At oynasın, kılıç çakırdasın. Burada hiçbir şekilde savaş övgücülüğü falan yapmıyorum. Ama o 5 tane şehidimiz bir fotoğraf karesinde daha bir hafta oldu. Maaşları kurumadı daha.
Yani şimdi biz burada hamaset mi yapıyoruz? Ya Metina'da, Zap'ta her gün silahlı kuvvetler hainlerin oraya yapmış oldukları tuzaklarla bilmem neyle uğraşırken geldik Tel Abyad'da, Rasulayn'da tahkim edilmiş metro gibi tünellerin içerisinde mücadele verdik. Yaşamamış mı sayalım bunları? Ya, peki unutmadan söyleyeyim. Ekran başındakiler de dikkat etsin. Tüm bu süre içerisinde ne oldu da son birkaç ay içerisinde DAEŞ'li teröristler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bombalı eylem tabii hazırlığındayken yakalandılar. Ve bu DAEŞ'lıların yakalanmasıyla ilgili husus ile acaba siyasi cinayetler olacak diyerek kahin gibi geleceğe dair haberler veren Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu bilgi ne anlama geliyor? Evet. Nerede bilgilendirildi? Evet. Sefaretler sokağa nerede pusula çizdi? Evet. Fakat nerede muvaffak olamadı? Çünkü patlamayan bomba haber olmuyor. Olmasın da inşallah. Ama bu önemli. DAEŞ ne alaka Türkiye'ye yöneldi? Ya DAEŞ'i tekrardan işte... Bayram değil, seyran tabii değil. Ki. DAEŞ'i aktive edip üzerimize saldılar, tabii, değil mi? Tabii. Şimdi buradan şuraya geçelim. Buradan şuraya geçelim. Konuyla bağlantılı olduğu için. Van'da bir toplantı yapıldı. Van'daki toplantıya Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı yönettiği şehirde otobüsün bir biletin kaç lira olduğundan bir haber olduğu ortaya çıktı. Bak bir daha söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı anladık ki ne kadar çok konuşurlarsa o kadar iyi. Ama ona tatil yakışıyor, çalışmak fark etmiyor, yakışmıyor ki. Bir otobüs biletinden bir haber, tatil yaparken bile haberdar olabilirsin. Gelirsen de ekmek bu kadar, su bu kadar, doğalgaz bu kadar, işte efendim söyleyeyim bir otobüs bileti bu kadar. Bir de diyor ki vatandaşa atıyorsun. Uydurma diyor. Uyduruyorsun diyor, tamam mı? Kurbanın olayım, uydurma kardeşim falan. Sonra ne olduğunu anlıyoruz. Daha da öte bir şey. Ankara'nın MHP'li, CHP'li bütün partilere girmiş olan milliyetçi görünümlü belediye başkanı Selahattin Demirtaş çıksın diye vatandaş orada bir şeyler söylediği inşallah inşallah laflarını diyor ki yani ben orada vatandaşın söylemiş olduğu efendime söyleyeyim bir takım güzel dualarla ilgili olarak söyledim. Ya Selahattin şey Demirtaş'la ilgili olarak söylemedim. Şimdi biz zahire göre hüküm verelim. Tamam. Eyvallah Mansur Bey haklısındır. Beyan İnşallah dememişindir. O zaman çık de ki ben Selahattin Demirtaş için inşallah demedim. Avukatına yaptırtma açıklamayı. Net ol. Gri mriyi bırak. Ya siyah ya beyazsın. Çıkıp diyeceksin ki o zaman Selahattin Demirtaş benim gibi bir milliyetçi, mukaddesatçı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ödetmiş olduğu bedel ortadadır. Devletin vermiş olduğu cezayı da Edirne'deki cezaevinde çekecek. Benim de görüşüm budur. Hadi de. Kimin belediye başkanı? Hadi desene bunu. Bunu desene. Ya da şunu de. Mansur Yavaş kimin belediye başkanı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Genel başkanı ne diyor? Selahattin Demirtaş'a destek için bize oy vereceksiniz. Çıkarmak istiyorsanız bize ver. O zaman mecbur verecek. Kendi partisinin adamı vermeyecek mi yani? Peki çıkıp da genel başkanına sen ne diyorsun diyor mu? Demiyor. O zaman bitmiştir konu. O yüzden net olma zamanı geldi. Mikrofonlar tutulacak. Bu ülkede gerçekten gazeteciler varsa Mansur Yavaş'ın önüne kamerayı koyacaksınız. Dövüyorlar ama. Hiç sağını... Tabii şiddet orada başlıyor. Dövüyorlar. Koyacaksınız kamerayı. Tamam. Ben şimdi şunu söylüyorum. Van'da inşallah lafını onun için demediğini kabul ediyorum. Hakikaten gönülden kabul ediyorum. O zaman çıkacaksınız, söyleyeceksiniz. Zamanında deniz gezmişlere, kolayını nasıl buldun? Mahir Çayanlara yönelik olarak söylemiş olduğun o yenilir yutulur cümlelerle ilgili bir kelam etmiyorsun bugün. Bak şimdi aklımızda nasıl alay ediyoruz? Tabii. Bir şey. Şimdi bak buraya çok dikkat et. Burası çok mühim. Ekran başında bizi izleyenler de yine bir kez daha söylüyorum dikkat etsinler. Mesela iki belediye başkanı, biri Ekrem İmamoğlu. Kendisi Selahattin Demirtaş'a övgüler düzebiliyor. Kendisi HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'la fidan dikebiliyor. Kendisi Diyarbakır'a gidip odası önünde fotoğraflar verebiliyor. Bunların hepsini yapıyor, bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Çünkü onun konumlanması öyle. Mansur Yavaş mesela Ekrem İmamoğlu çıkıyor sürekli siyasi demeçler veriyor değil mi? Sürekli. Sürekli siyasi demeçler veriyor.
Mansur Yavaş siyasi bir demeç vermiyor. Mesela onun da adı Cumhurbaşkanlığı adaylığına geçiyor. Trolleri işte onun aday olması için onun izniyle sosyal medyada bir sürü iş çeviriyor. Ama Mansur Yavaş'ın sesini duymuyoruz. Ama Mansur Yavaş'ın bu konularla ilgili herhangi bir konuda yorumunu duymuyoruz. Çünkü Mansur Yavaş az önce Yusuf Alabarda'nın mikrofonlar tutulacak ve bu sorular sorulacak sözünün hayat bulmaması için şunu yaptı. Ben siyasi konularda demeç vermem, ben belediye başkanıyım dedi. O mikrofon tutulsa da Mansur Yavaş'ın numarası ben belediye başkanıyım, Ankara'ya hizmet ediyorum, siyasi konularda konuşmam olacak. İşte inşallah demedim diyorsun ya. Tamam da. O zaman çıkacaksın diyeceksin ki ben inşallah demem kardeşim böyle bir adama de. Tamam işte demeyecek. Demez onu. Diyecek ki beni iç siyasete çekmeyin. Ben belediye başkanıyım. Manda ne yapıyorsun siyasi o zaman? İşte bak hikaye şu. Birine o görev verilmiş, öbürüne de zora düşmesin diye, iyi polis, sıkıntıya düşmesin diye formül bulunmuş. İyi polis, kötü polis. Tabii, biz bunu İyi Parti'den biliyoruz. Tabii formül bulunmuş. Formül şu. Sen bu tür sorulara muhatap olacaksın. Cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü. İyisi mi sen? İlk baştan de ki ben siyasi konularda konuşmayacağım. Sen bizim milliyetçi damarımızı temsil et. Ama kameralarda sorulduğunda da kemkümde. Kemkümde. Yok öyle. Bunu millet görsün. Göreceğiz bunu. Öyle yok. Herkes konuştukça kıratı ortaya çıkacak. Burada kötü bir şey de söylemiyorum ben. Belki söyleyecek. Yani diyecek ki kardeşim ben ülkücü gelenekten gelen bir belediye başkanıyım. Selahattin Demirtaş'tan da HDP'den de bana gelecek desteği alır çöpe atarım. Devletin vermiş olduğu cezayı da çekmesini cani gönülden dilerim. Bunu derse zaten sorun kalmaz. Kalmaz. O zaman deriz ki zaten adam inşallah onun için demedim demişti deriz yani. Şimdi ya bir bu gerilim içerisinde bir güleyip gülelim. Gülelim mi? O getirsene o şeyi. Bir şey söyleyeyim mi? Aha. Madem bu kadar gerildik. Ecevit bugünkü CHP'yi anlatıyor ya. Bir Ömer bize bir dinletsin onu, ya. Onu verelim hadi. Ya bak, önce onu verelim. CHP'yi rahmetli Ecevit ne güzel anlatıyor. VTR 9 ver. Hadi biz söyleyince sıkıntı oluyor ya. Ecevit söylesin. Rahmetli Ecevit'in ağzından dinleyelim. Nasıl? Anlatmıştım bugünü evet, rahmetli. Evet. Ne diyor Kemal Bey yine dünkü grup toplantısında? Ben Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum diyor. Ben buradan soruyorum sevgili Kemal Bey. Kuvayi Milliye'nin baş şehri Balıkesir'de seçim otobüsünün üzerinde Edremit Belediye Başkanı arkadaşlarıyla beraber ezan okunurken mikrofon açık kalmış. Orada bir iki tane müptezel Edremit'in belediye başkanına diyor ki burada diyor oylar diyor Kürdistan'ı kuracak partiye gidecek diyor. Yani VTR10. Yani bize mi gelecek diyor. Gülüşüyorlar. Ne yaptın bunlara? VTR10. Kuvayi Milliyeciymiş. VTR10. Ver VTR10'u dinleyelim bir kere daha. Bize verecektir demek diyen kişi Edremit'te belediye başkanı. Şimdi ne yaptın? CHP diye bir parti kalmadı. HDP oldu. HDP'yi işte 10 Aralık hareketi. CHP ile meşrulaştırdılar. Tabii. Tamam mı? HDP'yi CHP gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin yani CHP Truvata olduğu HDP için CHP'li kardeşlerimiz bu gerçeği görsünler. Şimdi bir gülelim mi? İster misin? İzleyelim. Soluklanmış olursun. Tabii tabii. Bir numaralı fotoğraf. Sevgili, çok değerli, kıymetli, büyük siyasetçi, büyük siyaset erbabı Engin Özkoç. CHP'li Engin Özkoç diyor ki Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp kendisi saklanırken CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBB'ye gitmek için yola çıkmıştı diyor. Allah aşkına şu sosyal medya mesajını paylaşıp hala o koltukta oturan bu kişiye itibar eden, değer veren, 18 binin üzerinde de paylaştığı paylaşıma destek veren, baktım ben orada gözükmüyor, evet. 18 bin destek veren kitleye biz buradan ne anlatabiliriz? Yani ben buradan sabaha kadar belgeyle, bilgiyle, dokümanla, bak ben bir hafta çalışıyorum. İşte bu da belgesi. Bu belgeyi bana geldi,
yetinmedim. Engin Özkoç'un Twitter hesabına girdim. Evet, ben de baktım. Sonra baktım, gittim 27 Mayıs'a. 27 Mayıs'ta gerçekten böyle bir şey atmış mı diye. Paylaşmış. Yani bunu paylaşmış. Diyor ki 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yollara düşmüş. Ver fotoğrafı Ömer. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yollara düşmüş hali bu. Yani bunu millet bildiği halde hiç mi itibarın yok? Hiç mi rahatsızlık duymuyorsun? Sokakta mı buldunuz itibarınızı siz? Maalesef böyle sabaha kadar konuş, kıyamete kadar konuş, hiçbir şey anlatamazsın. Peki hani bu darbe kurguydu, tiyatroydu? Niye yola düşmüş senin genel başkanın? Çok güzel. He? Çok güzel. Hani kurguydu bu darbe, senin genel başkanın niye yola düşmüş? Engin Bey, dinine imanla söyle. Bu mesajı atarken ne yedin ne içtin ya? Bak. Çok sevin mi? Ben Engin Özkoç'u çok çok seviyorum. Çok sempatik yani. Bu mesajlar gerçekten çok sempatik. Ama yani bir dakika, ama bak bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki bir delil ile, o meşhur şey vardır, 40 alimi yendim. Bir delil ile çıkartıyor. Bir, evet, delil ile 40 alimi yendim. 40 delil ile bir cahili yenemedim. Yenemez. Şimdi ben Engin Özkoç'a ne anlatayım? Bunu söylerim. Biz burada ispatıyla, belgesiyle, bilgisiyle, bir delil ile 40 alimi yendim. 40 delille bir cahili yenemedim, bizim düsturumuz. Konuyu kapatalım, geçsin. Sabaha kadar konuş. AK Parti'nin... Öyle vermiş ki Ömer. Bak öyle vermiş. Ben geleceğim buraya şimdi. Ekrana bak ama. Görüyorum ben bunu. Yazıyla beraber. Tabii ben, müthiş. Ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu AK Parti şu tweetle seçim kampanyası düzenli. Nasıl... Tabii ayrı mı, ama nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Onu da bize öğretecek halimiz yok ki, öğrensinler Turgay Güler yani. Birisi çıkmış diyor ki Erdoğan diyor 15 Temmuz gecesi kaçtı. Kemal Kılıçdaroğlu da kovaladı darbecileri diyor, tamam mı yani. O gece Kemal Bey şimdi yahu ben suçlamak için de söylemiyorum. Hani dedin ya 40 delille bir cahile. Yenemezsin. Şimdi ne anlatacaksın? Sen 40 saat daha program yap. Engin Özkoç'a ne anlatacaksın? Oraya 18 bin tane beğeni koyana şimdi ne anlatabilirsin? Ben bu konunun dışında bir şey söylüyorum. Ben karşıma böyle birisi gelse, sosyal hayat içerisinde, bana yönelik böyle bir şey dese, ben diyorum ki yalancının. Yani. Tamam. Şimdi buradan şuna gidelim. Şuna ilişkin bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi geçenlerde bir haber sitesinde gördüm. Benim bu konuyla ilgili 2016 15 Temmuz darbesinden sonra 1000 kez söylediğim şeyi, işte o fotoğrafta dikkat çeken bir şey var falan diye bugün görmüşler. Ya 1000 kere seninle de bu stüdyoda 1000 kere konuştuk. Şimdi bu 15 Temmuz gecesine ait bir fotoğraf. Herkes ekran başındakiler dikkat etsin. Kemal Bey İstanbul Havalimanı'na, burası Bakırköy Belediye Başkanı'nın evi, İstanbul Havalimanı'na lacivert bir kravatla geliyor. Evet, doğru. Ama dillendirdik biz onu burada. Defalarca dillendirdik. Yeni bulmuşlar gibi. Bugün onu Hüseyin Nikol'da yazmış. Evet. Defalarca biz dillendirdik. Sanki yeni bir şeymiş gibi. Lacivert bir kravatla geliyor. Mavi bir kravatla geliyor. Neyse. Şimdi burada ne dedik biz? Ben, izleyiciler bilir, takip edenler. Beyefendi bu eve geliyor. Kıyafetlerini çıkarıyor. Duşunu alıyor. Dikkat edin, yeni sakal tıraşı oluyor. Bir de sakal tıraşı oluyor. Kırmızı kravatını takıyor ve koltuğuna kuruluyor. Bir sonuç bekliyor. İspat edemem. Ama vallahi de billahi de Tayyip Erdoğan'ın şehadet haberini bekliyor. İspat edemem. Vallahi de billahi de biraz sonra çıkıp yapacağı açıklamayı kurguluyor. Yahut elinde. İspat edemem. Evet. Vallahi de billahi de olup bitenden önceden haberi var. İspat edemem. Tamam. Ama benim bu söylediklerimi herkes ekran başında, bizle herkes de aynı kanaatte olduğunu biliyorum. Şimdi söyler misiniz bana? Beyefendiden beklediği ne? Şimdi orayı kaçırmayalım. Engin Özkoç şu yalanı söylerken bu yalanın içerisinde Yusuf Alavar'da olması gereken onurlu davranışı da söylüyor.
vatansever davranışı da söylüyor. Bak bu yalan içinde. Çık sokaklara diyor. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan kaçtı diyor. Tamam mı? Yanlış yaptı diyor. Ama bizim genel başkanımız doğruyu yaptı diyor. Onurlu bir davranış sergiledi. Vatansever bir davranış sergiledi. Sokaklara çıktı. Ve işte bu mücadele... Şimdi bu olması gereken değil mi? Bu olması gereken. Yola çıktı diyor. Söyle rahat et. Tabii canım. CHP Genel Başkanı TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı diyor. Şimdi bu olması gereken değil mi? Evet. Yani yapması gereken, olması gereken bu. Aslında olması gerekeni söylüyorsun. Olması gerekeni söylüyor. Şimdi Engin Özkoç'a soralım. Sen böyle diyorsun ya. Koçum, Özkoç'um. Sen bunu söylüyorsun ya. Peki bu olmamış, bu yalan. Bunu tüm Türkiye biliyor. Peki hiç mi itibarını düşünmüyor, onu da soralım mı? Tamam, itibarını da hiç düşünmüyor mu? Ya yani buna benzer birçok şeyi var. Hadi onu da geçtim. Şimdi olması gerekeni, gönlünden geçeni, hayalindekini söylüyorsun. Ama gerçekte de bu fotoğraf var. Bu fotoğraf niye çekildi sence Yusuf Alabar'da biliyor musun? Aslında bu evden dışarıda çıkmadım demek için olabilir. Başka bir yerde değildim. Bir takım mahzenlerde, mahfillerde değildim. Mesela Hava Harp Okulu'nda değildim. Değildim. Tamam. Örnek olsun diye söylüyorum. Peki İstanbul'a niye geldi? Olabilir, böyle bir düşünce olabilir. Bilmiyoruz. Hangi otele gitti de kabul etmediler? Öyle dedi. Bilmiyoruz. Oteller dolu olduğu için kabul etmemişler. Bu ülkede İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisinin lideri darbe yaşanıyor ülkede. Otele gidiyor ve diyor ki otelimizde yer yok. Peki, Kemal Bey'e. Peki otele gideceğine CHP İstanbul İl Teşkilatı'na niye gitmiyorsun? Partinin başında niye olmuyorsun? Zor sorular. He? Zor sorular. Yani ana muhalefet partisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı gider İstanbul İl Teşkilatı'na. Ne oteli ya? Darbe gecesi sen yatacak mısın da otel arıyorsun? Yani o da doğru. İstanbul İl Teşkilatı'na niçin gitmiyorsun? Tabii. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim, konuyu kapatalım. O da şu. Kemal Bey 27 Mayıs alçaklığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki bugün dedi 27 Mayıs'ı yapanların dedi tamamı istisnasız darbelerden utanıyordur dedi. Hı-hı. Utanıyorlar dedi. Hı-hı. Şimdi bu doğru bir cümle. Doğru bir cümle de eğer darbelerden utanıyorsa darbeyi yapanlar, siz Edirne Belediye Başkanınızı darbe gecesinde darbenin şerefine, FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırdığı görüntüleriyle birlikte ortada olmasına rağmen darbeden 3 sene sonra belediye başkanlığına bir daha niye aday gösterdiniz? Hı. Hiç kimsenin yaptığı darbelerden falan utandığı yok sevgili. Hayır, eskisinden de diyor ki ondan haberimiz olmadı diyor. Ahvah ediyor ama bundan haberimiz. Altılı masadakiler size susabilir Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Ama biz burada hakikatleri bütün belgeleriyle, delilleriyle, fotoğraflarıyla size sunmakla mükellefiz. Bu sorulara, bu suallere cevap verebileceğinizi de asla düşünmüyorum. Yani eğer gerçekten darbelere yapanlar darbe süreçlerinden utanıyorlarsa, buna siz de dahilsiniz eğer varsa ikinizde böyle bir sıkıntı. Neden darbenin kadehine şeref, darbenin şerefine kadeh kaldıran kişiyi görüntüler ortada olmasına rağmen darbeden 2 sene sonra neden aday gösterdiniz? Var mı cevabı? Yok. Şimdi bu Van'daki şeyi bilet konusunu izletelim. İstanbul nasıl yönetiliyor? Onu izleteceğim. İzleteceğim. Şunu söyleyelim. Şimdi HDP sırtını nereye yaslıyordu? YPG'ye. PKK'ya, YPG'ye. Tabii. Şuna Figen bak. Yüksekdağ'ın net ifadesidir. Tabii. Yani, her şey delilli, her şey belgeli. Evet. Şimdi biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye, YPG'ye... PKK demiyor, YPG'ye... Ya aynı şey işte. Aynı da tabii işte onun kenarından dolaşıyor. Biz buna yasladık diyor değil mi? Yasla şimdi. Tamam, YPG'ye yasla. Sırtımızı YPG'ye, terör örgütüne yasladık diyor. Şimdi bunu kime söylüyor? Seçmenlerine söylüyor. Bir miting alanında diyor ki onlara, korkmayın. Biz sırtımızı YPG'ye yasladık. Teşkilatlarına söylüyor. Özellikle... Biz sırtımızı YPG'ye yasladık. Bu terör örgütüne yasladık. Arkamızda bunlar olduğu sürece korkmayın diyor. Peki arkanızda terör örgütü artık yoksa, imha ediliyorsa ne yapacaksınız? Dağılma sürecine gireceksiniz. Tabii. Çünkü sizi var eden terör ortadan kalkıyorsa dağılma sürecine gireceksiniz. Tabii. Peki bu dağılma süreci nasıl önlenebilir?
Yusuf Alabar'da. Önce erken seçim talepleri vardı bu konuyla ilgili. Şimdi erken seçimde olmayacağı ortada, çok net bir şekilde silahlı kuvvetlerin ülke içerisine geri çekilmesiyle. Peki bir de şöyle önlenebilir mi? 6 numaralı fotoğraf. Allah Allah, şaşırdım. Ben çok zekiyim Yusuf Alabar'da. Estağfurullah. İzah eder misin? Evet. Bayram değil, seyran değil. Ayşenur Aslan kime ne mesajı veriyor? 17 Haziran 2020'de söylüyor bir de bunu. Heh. Bu pençe, kartal, şahin harekatlarını son 20 senede 8000 kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar. Sonra öyle olmadığı ortaya çıkar diyen Arslan, ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak. Her gün bunları televizyonda son dakika görünce, doğru değil bunlar. Utanman gereken ne biliyor musunuz sevgili Ayşenur Aslan? Bu cümleleri söyledikten sonra 5 şehidimizin o pençe kilit bölgesinden gelen cenazelerinin görüntülerini izle, utanman gereken bir an varsa işte o andır. Kandil Elebaşları'nın zırıl zırıl ağlamasının görüntülerini yayınladık. Tabii. Burada onları da mı görmedik? Tabii tabii. TMT teşkilatlarına mafyatik yapı demekle olmuyor bu işler. Bak, TMT teşkilatları dedik ya, hadi konu gelmişken açıvereyim o zaman. Tabii ki. Verelim 5 numarayı. Normal bir ülke olmuş olsaydık bunlar ülke, evet, gündemine hiç inmezdi. Kıbrıs'ta EOKO terör örgütünün hayatta kalan iki tetikçisi geçtiğimiz günlerde dediler ki, her bir Rum'un canına karşılık 10 tane Türk'ün canını aldık. Ve bunu ne zaman yapmışlar? 1964 yılında. 1964 yılının özelliği ne biliyor musun? Ayşenur Aslan'ın TMT tetikçidir, mafyatik yapılanmadır dediği yapı 1960 darbesinden sonra ortadan kaldırılıp da TMT teşkilatlarının en önemli kahramanları İsmail Tansu'nun, Rıza Vuruşkan'ın görevden el çektirilmeleriyle TMT teşkilatları söndürülünce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oraya vermiş olduğu destekler ortadan kalkınca sevgili Turgay Güler, Kıbrıs Türk'ü savunmasız kaldı. Savunmasız kalınca da diyor ki, 700'ün üzerinde Türk'ü öldürdük. Her bir Rum'un canına karşılık 10 tane Türk'ün canını aldık. Verelim Ayşenur Aslan ne diyor TMT'ye? Bak, TMT'ye Ayşenur Aslan ne demiş? Verelim. VTR 8. Evet, Turgay Güler ne diyor? TMT neyle bilinmiş? Suikastlerle bilinen yarı illegal mafyatik yapıymış. Bak, TMT kaldırıldığı için Türkleri nasıl kestiklerini itirafçı tetikçi anlatıyor. Sen de diyorsun ki, pençe kilit gibi harekatları görünce diyor, ben bunlardan diyor gazeteci olarak utanıyorum. Utanman gereken bir şey varsa, TMT teşkilatları ortadan kaldırıldıktan sonra 1963'ün kanlı noeli dahil olmak üzere müdafaasız kalmış Kıbrıs Türk'ünün nasıl katledildiğini görün, yüzünüz kızarıyorsa ona kızarsın. Peki bu ne? O da ayrı bir şey. Onu görmek için ne yapalım biliyor musun? He. Şu Ayasofya'yı Kebir Camii'nin üzerinde İletişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu bir görsel vardı. Onun, evet, videosunu bir versin sevgili Ömer. Hemen verelim onu. 7 numaralı video. Ver. Müthiş bir görsel. Muhteşem. Şu kadarcık içerisinde bu topraklara bağlı olan insan varsa, aidiyeti olan, dini dili de hiç önemli değil, şunla gurur duyar. Şimdi bu yayınlanınca ses Atina'dan geldi. Dedi ki, yani bu Ayasofya'ya yapılmış olunan bir barbarlık dedi. Bak, hiç üfürük yok. Ben Yunanistan'da yaşamış adamım. Atina'nın Sintigma Square'in hemen arka sokaklarında Fatih Sultan Mehmet Han'ın inşa ettiği bir fetih camii vardır. Bir tane meydanın kendisinin içerisinde müze olan yapı var. O fetih camii değil. Onun arkasında bir fetih camii vardır. Atina fetholduktan sonra inşa edilen, yıkılmasın diye sağına soluna şeyler tutturulmuş. Hanya'da, Retimno'da, Rodos'ta, Midilli'de, Selanik'te, Larisa'da, Kavala'da, birçok yerde bütün camilerin minareleri şerefelerinden itibaren yıkılmıştır. Böylesi bir kültür düşmanlığını büyük bir ırkçılık içerisinde yapabilen Yunan yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fetih kutlamalarına laf söyleyince 12 numaralı fotoğrafı getir Ömer. Milli Savunma Bakanlığı, takdir ediyorum, haddimiz değil ama teşekkür ediyorum, bayıldım. Kendi vatanımda tarihimi kutlayacağım da Yunanistan buna ses çıkaracak da. Allah Allah, Allah Allah, yani asla öyle bir şeyimiz yok. Fener Rum Patrikhanesi'nin başındaki kişi anlatsın.
Cemaati olmayan kiliselere nasıl hizmet veriyor bu Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti? Ne yaptı? Sümele Manastırı'nı kız öğrenci yurduna mı çevirdi? Dedi ki Savunma Bakanlığı 569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. Bin yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi bu lafın Atina'da rahatsızlık yaratmasını beklersin değil mi sevgili Turgay Güler? Atina'da yaratmadı. Rahatsızlık hani zulüm 1453'te başladı diyorlar ya, benzer bir şekilde Aslı Aydın Taşbaş'tan geldi. 11 numara. Getirelim ne yazmış? TSK'nın yeni uslubu diye. Bir sosyal medya paylaşımı. Buyur. Bir, TSK'nın sosyal medya hesabı değil bu. TSK'nın ayrı bir sosyal medya hesabı var. Bu daha da üstünde. Siyaseti de temsil eden Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabı bir. İki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Savunma Bakanlığı bin yıllık hayal kurma diye Atina'ya bir mesaj verdiğinde cevap niye sizden geliyor acaba? Bak onun da hemen şeyini getirelim, belgelerini getirelim. Cevap niye Aslı Hanım'dan gelmiş? 8 numarayı verin. Kimmiş Aslı Hanım? Görelim buradan. Washington Post'a yazan Aslı Aydın Taşbaş, Avrupa'nın ekonomik baskılarla ancak Erdoğan'ı yolundan çevirebileceğini söyledi. 7 numarayı getirelim. Erdoğan'ı yolundan caydırmak için çok geç değil. Avrupa'da bunu yapmak için yeterli ekonomik ve siyasi güç var. Bu zor bir komşuyla başa çıkma ve Türkiye'nin siyasi belirsizliğini ortadan kaldırmak için tek çözüm olabilir. Tayyip Erdoğan'ın eğer önünü kesmek istiyorsanız Türkiye'nin ekonomisini çökertin. Ya işimiz hakikaten zor. Atina'ya söylediğim lafın cevabı içeriden geliyorsa işimiz hakikaten zor bizim yani. Kim bunlar ya? Ya. Kim bunlar? Deutsche Welle. Suriye'ye dönerse diyor. Demografik değişim olur diyor. İçeride anlamlı anlamsız yazılar yazıyor. Bunlar bunları söylüyor. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul'un fethiyle ilgili bir paylaşım yapıyor. TSK'da yeni... Tabii TSK'nın uslubu Aslı Hanım'a göre nasıl olmalı biliyor musun? Hani bir kabzmal vardı. Vurdum mu diyor Genelkurmay Başkanı diyor. Kodum mu oturtur. Kaza geçirtip sınır boylarında... Demokrasiye balans ayarı verir. 27 Mayıs'ta Başbakan asar. Buydu çünkü özlediğiniz silahlı kuvvetler. Halbuki özüne döndü. Peki Aslı Hanım'a soralım. Madem bu kadar Washington Post'ta yazıyorsunuz, orada yazıyorsunuz, burada yazıyorsunuz. Bak Biden'la neler konuştuk anlatayım mı? Biz biliyoruz ki sen anlatmana gerek yok. Ben başka bir şey söyleyeyim. Siz hiç Washington Post'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı kuvvetlere karşı uygulanan, Amerikan Pentagonu'na karşı uygulanan demokratik gözetim ve demokratik kontrol çerçevesinde atılan adımlarla ilgili iki satır yazsanız ya. Yazamaz. Böyle bir şey yapsınlar, adamı olduğu gibi içeri atarlar. Bak örnek veriyorum. Amerikalı bir orgeneral. Orgeneral McChrystal. Afganistan'da Obama yönetimi iki cümleyle eleştirdi. Ertesi gün uçakla getirdiler Washington'a. Bir tane de takım elbise hediye ettiler. Yeni hayatında başarılar dileriz dediler. Aslı Hanım, Washington Post'ta yazıyorsun ama Amerika istediği için yazıyorsun. Entelektüel seviyen paçalarından aktığından dolayı yazmıyorsun. Biz Washington Post'ta yazamıyoruz. Ama seviyemiz yetmediğinden dolayı değil. Dilimiz doğruları söylediğinden. Yok. Hadi gülelim yine. Verelim şeyi de. Şu Van'ı mutlaka izleyelim. Van'ı izleyelim. Yani 2 numaralı VTR'yi görelim hadi. Vatandaşımız hemen hemen haklı. Hemen hemen haklı. Tam değil ama hemen hemen. Ya dön özür dile ya. İşte dünyadan bak, haberin ha yok. Bak şöyle. Her şeyi bilmeyebilir ya İstanbul Belediye Başkanı. Sorar yani. Bana şunu bağlı. Eyvah. Suyun fiyatını bilmeyen, otobüs fiyatının biletini bilmeyen kişi belediye başkanlığı yapmayıp Van'da geziyordur. Kayak yapıyordur. Aman kayak demeyeyim. Hemen oradan kayak takımlarıyla ilgili şey yapıyor. Tamam mı? Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Hani şöyle bir kabul var. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Yok ya. Böyle bir ezber yok. Tayyip Erdoğan İstanbul'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına geldi ama alnının teriyle geldi. Sözen de İstanbul'u almıştı. Sözen de İstanbul'u aldı. Bravo. Öyle yok. Öyle yok.
Sen Van'da geziyorsun, İETT'nin bilet fiyatını bilmiyorsun. Şam'da geziyorsun, su fiyatını bilmiyorsun. Kayak takımını alıyorsun, kayağa gidiyorsun, ekmek fiyatını bilmiyorsun. Yok öyle. Biz getirmedik ekrana, vatandaş getirdi. Evet. Şimdi yalanla baş etmek dünyanın en zor şeyi. Tabii. Tayyip Erdoğan kaçtı. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmek için uğraştı diyor mesela. Tabii. Bir de şöyle, yani hamaset çerçevesinde program yaparsın. Evet. Aa, öyle dedi, bu bunu dedi. Hayır kardeşim, bizde videosu ortada. Belgesi ortada. O burada, şu şurada, takdir milletin. Evet. Evet, bu akşam da ağzına sağlık Yusuf Alabar'da. Aydınlattın bizi. Çok önemli meseleleri masaya yatırdık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce cesaretle anlatmaya devam edeceğiz. Duanızı, desteğinizi bizden esirgemeyin. Hayırlı geceler, hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.